geliyor? Alkışlayalım o zaman. Onu İbrahim Tatlıses'in oryantali olarak tanıdık. Duymayan kalmasına bugün dansın meleği Didem geliyor. Oryantal Didem'le dansını, hayata bakışını ve özel hayatını konuşuyoruz. Birazdan. Çocuk sahibi olmak istiyorum diyen, alışverişi olan merakıyla dikkat çeken, 90'lı yılların sevilen ismi Nadide Sultan, duymayan kalmasına geliyor. Birazdan. Çağla Şükel'den bu senarcı itirafı. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar. Dilek Hanif'in Kıbrıs'taki defilesinde podyuma çıkan Çağla Şükel, eski eşi Emre Altuğ'un adının aşk dedikodularına karıştığı Buse Narcı hakkında hangi çarpıcı itirafı yaptı? Ünlü manken, ben onu kadın olarak görmüyorum diyen partneri Alişan'a hangi cevabı verdi? Birazdan. Bu kaderi senle birlikte yazdı, bizi ayrılıkla korkutamazla. Ben talihsi demdim yar, gelir diye umdum yar. Düğün Dernek filmine para cezası şoku. Alo! Örümcek adam mısın lan sen? Evet, gördüler mi lan seni vicdansızlar? Belki. En talihsi dımdım yar, kimin şarkısı çıktı? En talihsi demdim yar, gelir diye umdum yar. Ayrıntılar birazdan duymayan kalmasında. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın sevgili seyirciler. İlla ya ben günaydın dediğim anda üzerine günaydın, günaydın diyorsun. Günaydın. Mahsuzluğu yapıyorsun anladın. Demin de size Instagram'a bir hani kısa bir şey koyayım dedim. Tam günaydın diyorum, o da günaydın diyor. Yani aynı anda konuşmaya başlıyoruz. Hani, çok güzel. O kadar uyumluyuz hani ki o yüzden. Hani ladies first diye bir şey var. İlk önce hani bir günaydın diyeyim, sen de sonradan o kadar desen uyumluyuz, ne kadar iyi olur. İkimiz beraber aynı anda söylüyoruz. Günaydın, evet. Günaydın. Nasılsın Serencim? Gayet iyiyim. Salıyı sallayacağız inşallah. Çok evet. Teşekkürler, çok mersi. Bugün gerçekten hanımlar ekran başına. Böyle oynamayı sevenler, aslında figür öğrenmek isteyenler, ben de oryantal Didem gelecek, ondan neler kapabilirim bakacağım. Valla ben çok kabiliyetsizim bu oyun havası şeylerde. Yani çok güzel dans ederim ama öbürkü bunları yapamıyorum. Didem'den ders alacaksın. Didem şimdi. Bence Türkiye'deki en iyi dans kesinlikle eden kadın bence. O yüzden de çok şanslıyız bugün. Nadide Sultan nerelerde diyorduk yani. Acayip güzelleşmiş, acayip farklılaşmış. Bilmiyorum ne yaptırdı kendine. Çok büyük bir fark gördüm onda. Biraz onlarla sonra burada olacak. Evet. Ama tabii haber... skandallar var. Olaylar var. Evet, evet efendim, hemen başlayalım o zaman olaylara. Olaylara başlayalım, evet. Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak haberiyle başlıyoruz efendim. Salı günkü programımıza yasak aşk haberine ortak açıklama diye bugün neredeyse bütün gazetelerde var bu haber Seren. Evet. Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın boşanacakları konuşuluyordu. Evet. Ve Tuğba Büyüküstün'ün bir yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Evet. Ve onun üzerine de çift tabii ki isyan etti ve böyle bir şey yok diye bir ortak açıklama yaptılar. Evet, bu ortak açıklama var mı sende? Var. Hemen okuyayım bak. Evet. İkilinin basın bülteni Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak diyor ki aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz. Şimdi bu açıklamayı Onur Saylak'la beraber niye yapmışlar onu anlamadım bir tek. Çünkü zaten ikisi boşanmak üzere mahkemeye başvurmamışlar mıydı? O da mı yalan acaba? Hayır, boşanmayacakları yolunda bir şey söylenmedi açıklamalarında. Yani boşanmıyoruz şimdi, falan diye. Şimdi bu bir şehir efsanesi haline geldi. Onu söyleyeyim ben. Bu tamamıyla bu haber, yani bu şey, bu yalan haber diyelim. Hı hı. Şuradan çıktı.
Burada İbrahim Kutluğa yazmış mı gazetede? Yazıyor. Zaten konuyla alakalı var değil mi ismi? Aha. Şimdi biliyorsunuz İbrahim Kutluğa da eşinden boşanıyor. Evet. Mahkemede durum. Ve İbrahim Kutluğa'nın eşi Demet Şener. Ben dün bir açıklama yaptı ve dedi ki ben ikinci şahıs yüzünden, üçüncü şahıs yüzünden değil, ikinci şahıs yüzünden ayrılıyorum dedi. Bu ikinci şahıs da zaten ayrılma nedeni olarak aslında isim soyad verebiliyor muyum şu anda burada? Kimin vereceğini? Allah ne alakası var? Kimin hayır ne demek? Demet Şener ikinci şahıs yüzünden boşanıyorum dedi. Üçüncü şahıs. Şimdi yani şöyle bir şey. Peki anlatayım o zaman. Şimdi İbrahim Kutluay'la Demet Şener. İbrahim Kutluay'ın aslında yıllardır veyahut da uzun zamandır ama hiçbirimiz bilmiyoruz ve bundan emin değiliz. Bu da bir söylenti. Yani hani bu da şu anki bu şeyler gibi şehir efsanesi de olabilir yani. Ama bu şehir efsanesini anlatıyorum şu anda. Yani ortalıkta dolaşan. Edwina diye bir kız var. Onunla beraber. Gazetelerde çıktı zaten. Gazetelerde hepsi çıktı. Evet. Ve bu kız da ayrılırken bu gene bir şehir efsanesi. Benim de kulağıma gelen. Demet'e bir mektup yazıyor. Bir not gönderiyor. Diyor ki ben diyor şu anda ayrıldım. Ama ben de bu kız yüzünden ayrıldım deyip topu Tuğba'ya atıyor. He. Tamam. Bütün dedikodunun bu kaynağı dedikodu bu mu? Buradan yürüdü aslında buralara kadar geldi yani. Şimdi tabii ki çok ayıp ve çok günah. Eğer gerçekten böyle bir şey yok ise ki niye olsun? Zaten bir insan bir şey yaşayacak, yaşıyorsa çıkıp zaten bunu sahiplenir ve söyler. O yüzden de bu iş buralardan buralara geldi. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bence burada Demet Şener'in çıkıp, çünkü artık söyledi ben ikinci şahıs yüzünden ayrılıyorum dedi. Üçüncüler değil, dördüncü değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bundan sonra İbrahim'in hayatına kim girerse girsin beni ilgilendirmiyor anlamında söyledi aslında. Yani benim ayrılma nedenim bu dedi. O yüzden de şimdi burada Tuğba Büyüküsü'nün bu olayın içerisine neye çekildiğini ben anlayamadım. Çünkü dediğin doğru. Şimdi ikili arasında hani bir süredir magazin piyasasında kulaktan kulağa konuşuluyor. Evet. Hani yasak aşk yaşanıyor böyle böyle iki tarafta boşanmak üzere olan çift falan diye söyleniyor. Ama bugüne kadar ben ne bizim muhabirlerden ne gece hayatına çıkanlardan Tuğba'yla İbo'yu yan yana gördüğüm bir göreni rastlamadım daha. Böyle bir hani bir sürekli bir konuşuluyor bu mesele. Sonra kulaktan mesela ama şey İbrahim yılbaşına galiba İspanya'daydı. İşte Tuğba Türkiye'deydi gibi. Yani hiçbir elimizde veyahut da hiç kimsenin elinde böyle bir belgeye dayalı hiçbir şey yok. Ama şimdi bu kulaktan kulağa konuşurken demek ki birileri İbrahim Kutluay'ın adını Tuğba Büyüküstü'ne yan yana yazmış, yan yana haberleştirilmiş. Demek ki bunun üzerine Tuğba Büyüküstü ve Onur Saylak çıkarak birlikte açıklama yaptılar. Çünkü bütün gazeteler biz işlemedik burada. Çünkü evet. Biz seninle ve toplantıda ekiple her zaman bize gelen bir sürü dedikodu oluyor arkadaşlar. Böyle yasak aşk haberleri de oluyor ama yayınladıklarımızın arkasındayız. Çünkü yayınladıklarımızla alakalı eminiz. Şu bu eve gitti dedik, bu eve gitti dedik. O eve gittiklerine kendi ağızlarından itirafları var bizde. Onun arkasındayız. Ama şimdi bu bir dedikodu. Yani bu tamamıyla yalan olur. Elimizde herhangi bir belge yok. Dolayısıyla ne fotoğraf var, ne bir şey var. Tabii. Şimdi kızcağızla çıkıp böyle bir şey hem yalan ve iftira demiş. Bazen belki de İbrahim'e de zarar vermek için. Yani anlatabiliyor muyum? O onu söylüyor. Belki de kız bundan önceki kız ayrıldığı için o da ona iftira atmış olabilir. Halüsinasyon görmüş olabilir. O da yanlış duyum almış olabilir ama bu gerçekten çok konuşuluyor. Ve konuşulduğu zaman da bir süre sonra ona da basına düşüyor yani. Evet. Haberleştirildi. Ama yalanlamışlar. Tuğba da yalanlamış. Onur Saylak da yalanlamış. Yani ve zaten hukuki de bir süreç başlatacaklarını söylüyorlar. Zaten iftiraya uğrayan herkes bunu yapsın. Bazıları mesela mahkemeleri gerçekten işgal etmesinler. Bazıları da gerçekten yapıyorlar. Etrafa karşı hani mahkeme açarsam ben bunu yapmadığımı göstermek için mahkemeleri işgal ediyorlar. Onlar zaten ne yaparlarsa yapsınlar herkes biliyor ama bu durumda hiç kimsenin elinde bir belge olduğuna inanmıyorum ben. Ama bence Demet Şener madem ben şu kişi ikinci şahıs yüzünden ayrılacağım dedi dün.
O zaman bence kim için, kim yüzünden artık ayrıldığını söylesin ki başkaları da zan altında kalmasın. Evet. Bence. Bu mal paylaşımı haberleriyle ilgili de hukuk savaşı başlattığını söylemiş Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak. Nasıl hani yani? Gazetelerde çıkan haberler vardı ya, işte Dubai'den aldığı ev Tuğba'ya kalacak, şu kadar para evet, şuraya kalacak evet. falan filan. O haberlerin de doğruluk payı olmadığını söylemiş Tuğba Büyüküstün ve bu konuyla ilgili de hukuk savaşı başlatacağını açıklamış vaziyette. Peki onlara şöyle bir tavsiyede bulunabilir miyiz acaba buradan, yani sevenleri olarak? Şimdi hiç konuşmadığın zaman, hiçbir bilgi vermediğin zaman o arkada dedikodular ve o kadar bilgi kirliliği çığ gibi büyüyor ki. Yani bu önlenemez hale geliyor. Dava bile açsan hani çamur at izi kalsınlar olayı var ya, acaba mı diye insanın kafasına soru işareti kalıyor. Bence belki de boşanıyorlar mı? Yani boşandılar mı? İşte paylaşım diye bir şey yok mu? Bunları yani kısa bir metinle belki avukatları bile açıklasa insanlar susacaklar bence yani. Evet. Şimdi bu açıklamayı yapmışlar. Belki de hani evliliklerini kurtarmaya çalışıyor olabilirler. Evliliklerine problem yaşıyor olabilirler ama her şeyin yoluna gitmesini dileğimiz tabii ki. Evet. Peki, şimdi sana bir Gülşen haberi göstereceğim. Tamam, göster bakalım. Şaşıracaksın. Nasıl? Çünkü daha yeni doğum yaptı. Evet. Yani kaç gün biliyor musun? 26 gün önce bebeğini kucağına aldı Gülşen ve 26 gün sonra sahneye çıktı. Hadi. Evet ve harika görünüyordu. Onun görüntüsünü izleyelim arkadaşlar. Doğum sonrası ilk konserde evet, neler hissediyorsunuz? Aynen. Sizin için ayrı bir önemi vardır bu arkada. Evet, yani büyük bir heyecan çünkü hani bir kere şey, bir iki aydır falan sahneye çıkmıyorum. Ama biliyorsunuz hamileliğim boyunca hiç durmadan çalıştım. Sonra işte doğuma birkaç hafta kala sadece birazcık ara vermiştim. Şimdi doğum sonrası böyle bir heyecan oldu gerçekten. Özlem, sadece çocuğumu çok özledim. Evet, ayrılmak zor geldi mi size? Çok zor geldi vallahi, çok özledim. Yola çıkar çıkmaz başladık zaten görüntülü telefondan şey yapmaya. Babası sürekli izletiyor. Öyle yazıldığı çizildiği gibi. İki tane dadı. İki tane dadı değil, bir tane dadı bile yok. Ben kendim bakıyorum çocuğuma. Hiçbir mimiğini bile kaçırmak istemiyorum. Büyüdüğünü kendi ellerimle, ellerimde büyüdüğünü görmek istiyorum. Bir başkası için doğurmadım, başkası büyütsün diye. Ozan Bey yardımcı oluyor mu efendim? Çok yardımcı oluyor. Gerçekten çok iyi bir baba. Eğer o kadar yardımcı olmasaydı belki zorlanabilirdi. Gayet güzel. Sahnelerde beraber olacak mısınız yoksa bir dönem tek mi çalışacaksınız? Yani her ikisi de, yani sahnede de birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında benim kendi müzisyen arkadaşlarımla ve ekibimle olan çalışmalarım da son hızla devam edecek. Hani çok yoğun bir döneme giriyorum. Ozan Bey de bir şarkı yazacağını söyledi geçtiğimiz günlerde. Oğlum evet. Için. Yazar. Çünkü doğumda ben şok geçirirken böyle hani 9 ay boyunca karnınızda taşıyorsunuz ve bir anda karşı karşıya kalınca ağlayamadım. Ozan hüngür hüngür ağladı. Normalde doğru anneler ağlar ya. Tersi oldu birazcık. O yüzden şarkı da yazar. Gülşen'e maşallah diyoruz. Maşallah. 26 günlük annenin açıklamaları bunlar. O zaman doğum, normal doğum yaptı. Evet, yani normal doğum yapmış olması lazım. Çünkü hani sezeryen de doğurmuş olsa 26 gün sonra. O eller meller falan evet, öyle. Yani biraz o kadar rahat hareket edemez. Yine de aferin. Yani doğurana kadar sahneye çıktı. Doğurdu, 20 gün geçti gene sahnede. Enerjisine hayranım. Evet. Bir de şunu da çok beğeniyorum. Her zaman kendisini yenilemeyi biliyor ve çok Avrupa, yani dünya yani sahnesi dünya standartlarındaki şov evet. yıldızlarının kostümleri falan hepsi yani çok farklı ve Uludağ'daki festivalden dün geceydi bunlar. Dün gece evet. çok sıcak görüntüler, yani saatler önce sahnedeydi böyle. Çok güzel. Ve dün gece bu konseri verdi, beyazlar içindeydi. Ve tabii enteresan bir açıklaması var. Diyor ki çocuğumun her mimiklerini kaçırmak istemiyorum. Sürekli yanındayım ve başkası büyütsün diye doğurmadım ben bu çocuğu. Evet diyor. Yani dadısız da bakmak gerçekten çok zor. Bu kadar yoğun çalışan bir anne için. Şimdi çocuk evde, baba ne kadar ona hani bir
anne evet, kadar yani, bakabilir. Bence, ben de onu anlamadım. Herhalde daha götürmüş olabilir, olmaları lazım. Çünkü hayır, hani emziriyordur. İşte anlamadım ben. Herhalde evet. Şeye biberona koydular. Biberona aynen süt sağıp koyuyor. Baba evde falan veriyor yani. Artık aynen, hayat ben, böyle yani. Evet. Ay çok tatlı ama işte böyle anlayışlı da koca lazım yani. Anlayışlı da bir baba olması lazım yani. Ama tabii ki bakıcısız, bakıcılı büyüten annelerin hepsine o zaman ya da ünlülerin hepsine bir taş atmış oluyor dolaylı yoldan da. Yani onlar şimdi çocukları başkası büyütsün diye mi doğurdular? Şimdi aslında başkası büyüsün diye tabii ki doğru ama insanın da yardıma da ihtiyacı olabiliyor yani. Hani özellikle çalışan anne için ihtiyacı olabiliyor. Yani herkeste Gülşen'deki enerji olmayabilir. Gülşen'de enteresan bir enerji var yani. O yüzden hele iki çocuk falan olduğu zaman bir evde gerçekten birisine ihtiyaç olabiliyor. Ama birçok anne de çocuğunu tek başına yediriyor. Çok takdire şayanlı bir durum yani. İnşallah güzel bir şekilde büyür. İnşallah öyle. Azur Benan bebek sağlıkla mutlulukla büyür ama tabii hani Gülşen gibi, Ozan gibi müzikle iç içe olan, gece müzik hayatı olan, sahneye çıkan bir çiftin de hani daha sonraki zamanlarda çünkü hani bebek daha çok ufak 26 günlük daha bebek. Daha 40'ı bile çıkmamış. Dolayısıyla hani anneye çok bağımlı ama biraz daha büyüdükten sonra mutlaka bir bakıcı, bir yardımcı bence de gerekecektir. Yani, yine başka enerjisi bitmeyen bir kadın vokalde sıra Sertab Erener. Aynen. Vapur'da sokak müzisyenleriyle orada şarkılar söylemiş. Onlara destek mahiyetinde iki tane şarkı seslendirmiş. Bir bakalım mı? Ona çok tatlılardı çünkü. Güzel. Vapurda böyle devamlı müzisyenler olsa, işte kemanlar çalsa, Titanic bile batarken adamlar çalmayı bırakmadılar biliyor musun? O keman ise. Evet, tabii, devamlı aynen, keman tabii çaldılar. Ondan sonra o viyolalar falan hiç durmadı. Batana kadar batınca bitti biliyorsun. İşte piyanist çalmayıp biraz gemiyle ilgilenselerdi batmayacaktı. Yani o tabii kaptan işiydi Cengiz'ciğim. Sen orada da onları da sustururdun ama gerçekten müzik ruhun gıdasıdır boş boşuna dememişler. O vapurda bile arkadan böyle bir fon çok güzel olurdu gerçekten. Ve sokak müzisyenlere bak para veriyorlar. Yani sokak müzisyenlerine. Aslında bütün Avrupa'da, bütün Amerika'da, bütün dünya ülkelerinde sokaklarda ne kadar zor durumda olan sanatçılar var, müzisyenler var ve hayatlarını da böyle kazanıyorlar. Yani sokakta müzik yaparak aynen kazanıyorlar. Bu yavaş yavaş bizim ülkemizde de yayılmaya başladı ve güzel İstiklal Caddesi'nde de görüyorum ben. O açıdan güzel. Ama tabii toplu taşıma, vapur mesela şehir hatları vapuru bu. Ne olacak yani? Ya toplu taşımada sokak müzisyenleri böyle rahatlıkla müzik yapabiliyorlar mı? Yapsınlar. Mesela, bence de yapabilirler de ama. Sence valla sen müziği gidersin kapattın. Senin bu müziğe karşı bir enteresan bir şeyin var ama bence vapurda da olmalı. Böyle bir keman çalabilir. Peki benim anlamadım. Akordeon falan Kadıköy, olabilir. Beşiktaş vapurunda Sertab Erener ne yapıyor? Yolculuk mu? Yani acaba işe... Barış Manço'nun bir anma şeyi vardı yok, vapur. Ama o değil. O muydu o? O değil. O geçen pazar günüydü. Bu dün çekilen görüntüler vapurda tesadüfen karşılaştığı ve sokak müzisyenlerine böyle eşlik ettiği. Evet, oradaki zaten para atan hanımdan anladım. Burası bir vapur, gerçekten bir yerden bir yere gidiyor. Tabii. Sertab da o vapura Kadıköy, binmiş. Beşiktaş vapuru. Onlarla beraber şarkı söylemiş. Onlara tamamıyla destek amaçlı ve çok da güzel, büyük, kendine yakışan bir hareket yapmış yani. Çok tatlı. Evet. Güzel, çok değil güzel. Mi? Tabii canım, o müzisyenlerle yani beraber. Millet de tabii Sertab'ın sesini duyunca hemen şey yapmış. Bir tanıdık ses diye hemen dönüp bakmışlar. Güzel.
Ama mesela metrolarda falan yasak müzik yapmak. Niye? Neden? Çünkü ya metronun içinde yapabiliyorsun. Yani istasyonlarda izin alıp yapan müzisyenler var. Tamam. Keman çalıyorlar, ut çalanlar var, sokak müzisyenleri var. Ama hareket halinde, seyir halinde, toplu taşıma araçlarında... Belki anonsları falan duymamaları açısından. Bilmiyorum ama öyle bir kısıtla belki de hani denetlenemeyeceği için. Çünkü hani birine izin versen 3-5 sokak çalgıcısı daha çıkacak belki. Ondan dolayı olabilir. Evet. Ama yani... tabii sonuçta müzik gerçekten demin dediğin gibi hani sokak müziği hani giderken kulağına bir şey çarpıyor... keyiflendiriyor, evet, sokakta, vapurda. Ama bu sadece bir yani oradaki müzisyenlere destek amaçlı mı acaba? Cengiz sen daha iyi anlarsın bu işleri. Yoksa bir PR çalışması da olabilir mi? Çünkü bunu yayınladıktan bir saat sonra bir ana haber bülteninde hemen çıktı bu şey. Acaba bir şeyin arkasından bir şey mi gelecek? Hani öyle bir çağrışım da. İşte onu diyorum yani Kadıköy Beşiktaş vapurunda sürekli seyahat ediyor olması lazım Sertab'ın ya da bir yerden bir yere gidiyor olması lazım. İşe mi gidiyor, stüdyoya mı gidiyor, buluşmaya mı gidiyor bilmiyorum. Ne yaparsa yapsın güzel bir şey olmuş ama. Olmuş sonra. Evet. Konuşturdu sonuçta, mu evet. Konuşturdu. Amacına ulaştı fotoğraf, mı ulaştı. Güzel olmuş. Yani. Evet. Sertab Erener'i seviyoruz. Evet. O da çünkü aşktan yaralı bir kadın. Değil mi? O da kaç senesini verdi karşılığında nankörlük gördü o yüzden. Ama sonra kendi de aşkı buldu canım. Peki. Tamam da bulmasaydı ne olacaktı? Hep de buldu. Sonuç iyi oldu. Daha kurtardı. İyi oldu belki. Evet. Bak Sertab vapurda başkalarıyla da böyle hatıra resimleri de çektirmiş evet. Yani. Selfiler yapmış. Evet. Peki şu düğün dernek tartışmasına geçelim mi? 2013 yılında vizyona giren meşhur şarkısı var ya. Dım evet. Dım dım da dım dım yar. Ay hay sen dım ne olur söyleme. Bak ne güzel. Yani gerçekten hani sen söylemezsen iyi olurdu ama ne evet neymiş? O şarkı için dava mahkemelik olmuş çünkü izinsiz kullanılmış o şarkı. Anonim diye yapmışlardı şarkıyı. Onunla ilgili VTR'miz var. İzleyelim. İzleyelim. Yine bir kaldı. Ben talihsiz demdim yar gelir diye umdum yar. 2013 yılında vizyona giren ve 6 milyon 980 bin kişi tarafından izlenen Düğün Dernek filminin başı şu sıralar dertte. Nereye nereye? Çeto! Çeto! Hadi abla. Nereye gidiyorsunuz ya? Otur biraz. Alo! Örümcek adam mısın lan sen? Evet. Gördüler mi lan seni vicdansızlar? Belki. Filmin çok sevilen, kulaktan kulağa yayılan, izlenme ve dinlenme rekoru kıran Entarisi Dım Dım Yar şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Entarisi Dım Dım Yar gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim gözlerimi yumdum yar. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Düğün Dernek filmi mahkemelik oldu. Genç popçu Nida Şan şarkının ailesine ait olduğunu söyleyerek yasal süreç başlattı. Yapılan incelemelerde eserin sinema filminde izinsiz kullanıldığı anlaşıldı. Hım 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 da hım hım yar, vay 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 da vay vay yar. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ova. Hadi bayım. Açılan davada mahkeme eserin Osman Şan'a ait olduğunu... Beşiktaş Kültür Merkezi'nin şarkıyı izinsiz kullanması nedeniyle 30 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminatı faiziyle birlikte Şan ailesine ödemesine karar verdi. Türkünün sahibi olan Osman Şan'ın torunu Nida Şan, dedesine ait olan türküyle ilgili ailesi adına şimdi diğer izinsiz kullanımlara karşı dava açmaya hazırlanıyor. Entarisinden biçtim, ateşine ben düştüm. Ne talihsiz başım var, hayırsız yare düştüm. Şarkıyı Güler Duman'ın yanı sıra ünlü türkücü Ceylan da söylemiş, bir de klip çekmişti. Entarisi dum dum yar, gelir diye umdum yar. Yansıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Evet. Meşhur şarkı. Meşhur türkü. Evet türkü. Bu arada Bingül Sökmen Hanım sana bir selam göndermiş. Demiş ki Selen Hanım demiş vapurda her zaman müzik yapıyorlar. Ne zaman vapura binsek bir grup geliyor. Cengiz Bey'e söyleyin arada bir vapura binsin demiş. Harika. Yani varmış. Tamam, tamam çok canım. Güzel. Metroya biniyorum metroda yasak. Metroyu çok kullanıyorum. Metroda evet. Yasak ama vapura karşıya doğru çok geçmiyorum. Demek ki o yüzden vapura çok arada binmemiz lazım. Evet.
Şimdi Dımdım Yar davası filmin yapımcısı BKM'yi 30 bin lira maddi 5 bin lira manevi tazminata faiziyle birlikte Şan ailesine ödemesine karar vermiş. Nida Bey telefonda. Peki. Ailenin dedesi yapmıştı galiba. Nida Bey merhaba. Günaydın Nida merhabalar, Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür sizlere. Ederiz, teşekkür ederiz. Dedeniz değil mi şarkının sahibi, bestecisi? Evet, evet, evet. Dedem Osman Şan'a ait olan bir türkü. Belli bir hukuk sürecine girmişti. Tabii bunun bir başlangıcı var. Daha önceleri de, çok çok daha önceleri de bu türkü yine kullanıldı. Fakat biz herhangi bir hak talep etmedik. Çünkü bizim için önemli olan altta dedemizin ismi yazması. Zaten meblağlardan da görüyorsunuz sembolik bir rakam belirlendi. Evet, ben de onu diyecektim. Çok az çünkü 35 bin lira. Ya normalde 10 bin maddi 10 bin manevi dava açıldı. Fakat zaman aşımı ve faizden dolayı böyle bir rakam belirlemişler, belirlenmiş. Fakat biz tabii o tamamen şöyleydi, bizim çektiğimiz ihtarda da BKM'ye başarınızı tebrik ediyoruz. Çok güzel, inşallah daimi olur başarılarınız. Fakat bu türkü dedemize ait ve herhangi bir ibare yok bununla ilgili. Fakat geri dönüşünde eğer sizinse türkü dedenize aitse buyurun o zaman dava açabilirsiniz diye bir cevap geldi. Zaten bundan sonra bu süreç başladı. Yoksa biz... Zaten ailece yapımızı çoğu tanıyanlar da bilir. Bu tarz şeylerle çok fazla uğraşmıyoruz ama tabii ki siz de takdir edersiniz. Dedemizin bize bıraktığı bir miras, en azından isminin yazılması, isminin kullanılması, zikredilmesi bizim için çok daha önemli. Peki bir şey sorabilir miyim? Mesela bu türküyü Ceylan da okumuş. Ceylan'ın albümünde yazıyor mu dedenizin adı? Ceylan Hanım'la daha önceden... bir görüşme yaptığımızda yazdım dedi. Fakat biz herhangi bir bulguyla karşılaşmadık böyle bir. Yani şöyle bir şey, ne olur affedin. Şimdi bu türkünün genel olarak bilgisi anonim olarak yazıldığı için, mesela Ceylan'ın klibinde de anonim yazıyor. Dolayısıyla bunu yapım şirketi de BKM de anonim olarak biliyorsa, şimdi birisi de çıkıp bir iddiada bulunuyor. Biliyorsunuz birçok şarkı için herkes bir iddiada bulunabiliyor. Yani diyor ki işte bu bizim şarkı. Şimdi bilemediğin için ve anonim olarak da bildiğin için o zaman sizi ispata davet etmiş olabilir. Aslında şık bir hal değil. Size muhakkak hani siz dedenize ait olduğunu söylediğiniz zaman tabii ki onlar isimlerini yazarlardı belki ama genel anlamda hep anonim yazdığı için her yerde ve bugüne kadar da itiraz etmediğiniz için, çünkü Ceylan da okudu bunu. Dolayısıyla onlar da sizi ispata davet etmiş olabilirler. Siz de ispatlamışsınız sonuçta, kazanmışsınız yani aslında. Evet. Yani doğru biz bir süreç. Necati abiyle de, Necati Akpınar'la da bir araya geldik. Konu hakkında konuştuk. Zannediyorum ki bir bağlantı kopukluğu yaşandı. Çünkü biz bayağı samimi bir şekilde Necati abi anlattı dedi, böyle böyle Nida, yani biz dedi böyle bir hata yapmayız ama zannediyorum bir aksaklık yaşanmış kendi aralarında. Fakat şöyle de bir durum var. Şu hataya çok düşüyoruz. Biz aslında biraz da bunu ispatlamaya çalıştık. Türkiye herhangi bir merifet birliğinde eğer bir türkü veya bir şarkı kayıtlı değilse tamam bu anonimdir diye kullanılmaya başlandı. Fakat bu çok yanlış. Çünkü kimse meslek birliklerine bağlı olarak çalışmak zorunda değil. Bağımsız da olabilir diyorsunuz. Bağımsız da çalışabilir. Hatta biliyorsunuz Almanya'da GEMA diye bir kuruluş var. Aynı bizim meslek birlikleri gibi. Oraya bağlı olabilir. Takibini orası yapıyor olabilir. Şu hata hep oluyor. Abi. Dur şu türküyü öğrenelim veya şu şarkıyı öğrenelim mi? İşte meslek birliklerini arayalım. Evet. Bakıldığında, kayıtlı çıkmadığında böyle bir hataya da düşünebiliyor. Evet. Nida Bey, 69 buyurun. Milyon hasılat yaptı. Evet. Dımdım Yar'ın etkisi çok tabii ki büyük bunda. Düğün dernekte. Evet. Bu şarkıyla çünkü çok popüler oldu, çok patladı. Ve gişesi de hasılatı 69 milyon. Oradan size 35 bin lira düştü. Ama çünkü en azından tabii dediğiniz gibi sembolikti bu. Dedenizin isminin anılması önemliydi. Gündeme gelmesi önemliydi. Peki Osman diğer, Şan'ın olduğu da. Peki diğer bu şarkıyı, bu türküyü icra eden kişilere de
dava açacak mısınız? Ceylan ve Güler Duman'a. Evet, yani sadece Ceylan ve Güler Duman değil, daha arada Serkan Kaya'da da var. Kaya var. Evet. Yani hepsinde anonim yazıyormuş. Safiye Faik var. Safiye Faik de mi? Onlar da var. Ona hiç eksik kalmasınlar yani. O kadar popülerdi ki şarkı. Ay, yazık Safiye Faik'i açmasaydınız. Şimdi yani hepsinden o zaman hepsini açıp hepsinden tazminat mı talep edeceksiniz? Tabii ki geriye dönük, dönük olarak da telifleriyle ilgili çalışmalar yapılacak. Yani aslında çok garip bir şey oldu. Bu dava süreci başlamadan önce, film yayınlandığında ben daha bu ihtarı yollamadan da önce bir ödül töreninde bu türkü adına başkasına ödül verildiğini gördüm yanımda. O kadar ya. Yani. Ay çok rezil yani, bir durum. Gerçekten haklısınız. Evet. Çok haklısınız. O gün zaten biraz böyle hani insan içi böyle bir kasıp kavrulur ya. Evet. Çok haklısınız. O zaman o sonuna böyle kadar kullanın hakkınızı. Çok çok teşekkür ediyoruz Nida abi. Ben teşekkür ederim. İlgi var. Şey, çok affedersiniz. Parayı ne yapacaksınız? Vallahi zaten aile büyükleri var. Ben sadece aile büyüklerinin aslında bir nevi sözcüsü gibiyim. Amcamlar, halamlar, 7 kişi var burada. Şimdi aile içinde de bir kavga çıkmasın bu 30 milyar paylaşım. Şuna inanın. 7 kişi var 5 milyar. Sen ne yaparsan Nida, evet. Benim babam da Ömer Şan çok adaletli bir adamdı. Boşu boşuna huzurunuz bozulmasın şimdi dedim. Şu ailelerde bu para meselelerini hep duyuyorum da o açıdan. Neyse güle güle harcayın efendim. Güle güle harcayın. Huzurla, sağlıkla, teşekkürler. Dım dım duyarı bir daha verelim. Osman Şan'ın Allah rahmetle anıyorum. Evet. Rahmetle anıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. İyi yayınlar. Evet. 2013 yılında vizyona giren inşallah Çağlık ile telif istemez bizden. Bize de bir dava gelmesin. Düğün dernek filminin başı şu sıralar geçelim, dertte. Berkay dün gece eşiyle birlikte kameralarımıza yakalandı. Açıklamalarda bulundular. Bak senin sen. Arkadaşların. Evet. Evet. Bak seni çağıranlar var burada. Bu yolun sonunda. Hoş geldik Galip abi. Abi hediyesini önceden aldık biz. Bugün yemeğe götürdük. Özgür benim yani hem yol arkadaşım, hem abim, hem kardeşim, her şeyim yani. Onun için biz gündüz görüştük. Doktora gitmiştik sabah işte. Ondan sonra yemek yedik, hediyesini aldık. Evet, evet. Nasıl rutin kontroller, güzel. Kaç aylık oldu? Şu an 3,5 aylık. 4'e yaklaşıyoruz. Cinsiyet belli oldu mu? Yok, belli değil daha. Yani aslında... Yani söyleniyor. Bir hafta gidiyoruz erkek diyor. Bir hafta gidiyoruz kız diyor. Net belli olsun dedim. Aynen. Ondan sonra yani daha söyleyeyim bize. O da dedi ki o zaman dedi 2 hafta sonra net söyleyebiliriz. Evet. Allah analı babalı büyütsün amin de öncelikle. Kardeşim hepimize inşallah. İçinizden geçen hani kız erkek. Sağlıklı olması. Bizim öyle. İlk çocukta öyle bir durumumuz yok. Yani Allah izin verirse inşallah sağlıklı olsun. Yeter. Evet. Nasıl? Geceler akşamlar falan oluyor mu? Dün sabah 5.30'da waffle çekti canım. Erik falan istedim. Yok ya öyle çok ben şeylerim yok. Şey aynen. Washington portakalı sen al senin altında o zaman. Arayayım ben seni bundan sonra getir waffle. Tatlım hazırsın. Marş marş marş. Evet. Evet, dün Özgür Aras'ın doğum günüydü. Ben de davetliydim. Doğum gününü kutlarım. Onlar da sanıyorum doğum gününe gittiler. Doğru. Oradaki görüntüler. Evet, Özgür Aras'ın doğum gününde. Tabii daha çok yeni yani. Evet, ben daha fazla zannediyordum. Yok, ama 2,5-3 aylıkmış daha. 2,5-3 aylık değil Cengiz'im. 3,5-4 aya yaklaştı. Öyle dedi şimdi. 2,5-3 aya. Hayır, 3,5-4 aya yaklaştı dedi. Evet, öyle dedi. 2,5-3 ay dedi. Hayır, 3,5 ay dedi, 4'e yaklaştı dedi. Peki, senin arkadaşın, evet 4 aylık hamile, cinsiyet henüz belli değil. Şimdi tamam, çok dikkat etsin tabii ki yani, çok tatlı yani. Gerçekten bu Özlem çok tatlı. Çok güzel de yemekler yapıyor, çok da iyi bir ev kadını, çok da iyi bir anne olacağına inanıyorum. Evet ama dikkat etsin dediğin doğru çünkü en tehlikeli haftalar, evet zamanlar. Aman sağlıkla, mutlulukla Berkay ve Özlem çocuklarını kucaklarına alsınlar. Evet. Baksana ama sabah 5'te waffle istemeye falan başlamış. İster. İster. İstesin bak, bulsun Berkay. Hepsini yapsın Berkay. İşte yani tam şey biliyor musun bu kadın şeyi. Neyi? Yani hamileyim ve mutlaka adam yapması lazım her şeyi. Yaz Berkay birdenbire sinirlenen.
Böyle sağa solu belli olmayan bir çocuk biliyorsunuz. O yüzden dikkat etsin o zaman Özden. Ne waffle'ı hani be diye ortalığı. Hayır o waffle'ı getirir. Ertesi sabah başka bir şeyden burnundan getirir. O da ayrı bir şey yani. Yok ama sanıyorum şu anda el üstünde tutuyordur yani. Berkay da şaşırtacak kadar iyi bir eş oldu. Şaşırtacak evet. kadar. Ben yani şaşırıyorum gerçekten. Çok tatlılar, çok seviyorum ikisini de. Ama hamilelikte tabii ki yani hamilelikte erkeğin eşine destek olması lazım. Kesinlikle her zaman. Her zaman yanında olması her zaman olması lazım. Yani sadece hamilelikte tabii. değil ama yani. Ama hamilelikte daha hassas bir dönem. Kesinlikle. Daha bir zor bir dönem. 4 aylık olmuş daha önünde 5 ayı daha var. Karnı kocaman olacak, hareketleri ağırlaşacak falan. Vallahi bilmiyorum. Dolayısıyla çorabına kadar giydirmesi lazım. Tabii ki. Benim mesela eşim giydiriyordu çorabımı. Yanında olması lazım. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Çocuk doğduktan sonra da yanında olması lazım. Çocuk evet. doğduktan sonra da mesela Ece Erken mevzusuna bağlayacağım buradan. Ha, aynen. Anladın mı? Ece Erken'in eşi gibi çocuk 2 yaşına geldikten sonra bırakmayacaksın çocuğu. Aynen. Yani ben şuna çok kızıyorum. Şimdi anneye yani Ece'ye kızabilirsin. Nefret bile edebilirsin. Evet. Yüzünü bile görmek istemeyebilirsin ama çocuğun var. Onun ne günahı var? Yani intikam duygusu ve öcü alma duygusu çocuğa yansıyor. Onun ne kabahati var yani? Aynen. Görelim arkadaşlar haberi. Bak soyadı davası diye bugün gazetelerde haber oldu zaten. Serkan Uçar, Ece Erken'den dünyaya gelen oğlu Eymen'in soyadının Erken olarak değiştirmesini talep etti. Biliyorum böyle şeylere. Yani çift 2014'te evlenip 2015'te boşanmıştı. Ve öyle Serkan mi? Uçar çocuğuna soyadını vermek istemiyor. Nafaka ödememek için Eymen'in soyadının Erken olmasını istiyor. Halbuki çocuğun nüfus kayıtlarında bir değişiklik olmayacak. Ama soyadı değişikliği konusunda anlaştık. Serkan'ın dava açmasını bekliyoruz. Bakar mısın? Yani ben nafaka vermemek korkunç için. Korkunç bir şey. İki yaşındaki oğlunu. Bunu duymak bu çok böyle bir şey mi var? İşte evet. Yani soyadına Erken mi olacak soyadı? Bu nasıl bir şey ya? Böyle İnanılır bir şey. Tüylerim diken diken oldu ya. İnanılır gibi. Çünkü. Bunu Ece mi istiyor acaba? Yoksa önce biliyorsun 6 bin lira nafakası vardı. Evet. Serkan Uçar oğlunun 6 bin liralık nafakasını ödemedi. Sonra Ece Erken dedi ki 4 bin lirasını ödesin dedi. 4 bin liraya düşürdü. Ben çünkü ayaklarımın üzerinde duran kendi parasını kazanan bir kadının onun parasına ihtiyacım yok 4 bin lira versin dedi çocuk için. Onu da vermeye yanaşmadı. Onu da vermeye yanaşmadıktan sonra Ece Erken haklı olarak oğlunu kendi soyadını vermek istedi. Serkan Bey de bunu kabul etmiş. Nafaka vermemek için. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Şimdi ya o kadar hayatımda böyle bir şey duymadım. Hayatımda böyle de tiniyetsizlik de duymadım. Terbiyesizlik de duymadım. Saygısızlık da duymadım. Bu ne kadar yani bu ne kadar korkunç bir şey ya. Korkunç ötesi ya. Hani bak iki çocuk babası olarak var ya. Ay bu haber inşallah yanlıştır. Yani sabah gördüm. Ya şunun güzelliğine ya şu bak ya. Ya Ece müthiş bir anne tabii ki. Ece oğluna her zaman sahip çıkacaktır. Her zaman oğlunun yanında zaten onu görüyoruz. Canım, TRT'de de program yapıyor. Ya, ekrana çıkıyor. Ya. Kendi parasını kazanıyor. Ece doğduğundan beri oğluna üzerine titriyor. Ama ah Ece, ah, sen ah, ne babasısın ne? Peki? İskele babası. Yani İskele inanamıyorum biliyor musun? Hayır bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şeyi yani böyle bir hukukta böyle bir şey mi var? Yani soyadını verirse nafaka ödemiyor. İşte demek yani tamamen velayetinden çıkaracak. Velayetinden çıkardığı için de belki hukukta öyle bir şey var. Annesinin soyadını aldığı için Ece de muhtemelen istemiyordur. Çünkü 6 bin liradan da 4 bin liraya düşürdü şeyi. Bu çocukla hiçbir ailenin kızı evlenmez. Hiçbir aile kızını bu çocuğa bir daha vermez. Ben hayatımda da böyle şey bu çocuğun yani Emrah oğluna ev şey bir tane hediye ama ev aldı diye bir daha almadı. Bütün Türkiye yıkıldı. Şu olay var ya. Bu olay insan haklarına falan girecek bir şey yani. Ya baksana şu güzelliğe 2 yaşında en çok babaya ihtiyacı var. Benim oğlan da şimdi 2 yaşına geliyor. Ya babaya ihtiyaç babasını görmese bile yarın öbür gün soyadı alınmış yazık günah değil mi? Bunları hepsini öğrenecek bu çocuk. Hiç mi acımıyorsun hiç mi? Bu ben haberleri okuyacak bu çocuk. Ben bile gördükçe bakıyorum açıp açıp resimlerine bakıyorum yani. Ben çocuk, anlayamadım böyle bak, bir şey. Bu çocuk büyüyecek bu haberleri okuyacak. Babası soyadını vermemiş babası. Nafakasını vermemiş. Babası okul parasını, süt yani parasını. Yani sen Ece'ye bir kere sen Ece'yi isteyen sendin. Ailenle ters düşen Ece için kavga eden sendin. Ece ile evlenen de sendin. Bu çocuğu da zaten Ece tek başına yapmadı. O zaman nefret edebilirsin. Yani bazen ayrılıklarda o hale gelebiliyor insan. Sevmeye de bilirsin. Bir daha da yüz yüze ama sen çocuğunla alakalı her türlü şeyi yapmak zorundasın.
Yani zaten Ece nafakayı indirdi ki bugün bir tane dadıya verilen para $1000. Tabii canım işte dadı parası zaten. $1000 alıyorlar. Zaten dadı parası. Dadı parası yemesi, işte. İçmesi, bak hiçbir şeysi zavallı. Bu kız tabii. Hepsini kendi başına karşılıyor. E şimdi sen bunu da vermemek için böyle bir şey yapıyorsan. Hayır ben beyefendiyi şimdi gece haberlerinde falan görüyoruz biliyorsun. Gece değil ben onu gece kulüplerinde de görüyorum. Gece, bir tane aynen. Şampanya açtırıyor. O şampanya o kadar zaten. Yani işte. Gece kulüplerinde onunla bununla görüyoruz. Ünlü kızlarla takılıyor. Bir şeyler evet, oluyor. Görüyorum. Ben aşk de görüyorum. Haberleri çıkıyor. Dediğin gibi bir gece çıkıyor yemeğe. Görüyor mu? Yani o gece kulüplerinde bir... Açtırdığı şeylere bu paraları veriyor. Aynen. Hani parası olmaz da bunu yapar veremez o ayrı. Yine, ama zaten gene de soyadını alma, vermemesi diye bir şey olabilir. Kabul edilemez. Bu tamamıyla Ece'ye olan kızgınlıkla yapılan şeyler bence. Ama diyorum ki bir çocuğun... Bak şöyle ben bakıyorum benim içime sokasım geliyor. Ben hiç Ece'yle sen de çok samimi değilim. Daha Eymen'i de yakından görmedim. Benim hiç, sen baba olarak nasıl böyle bir şeyi içine sindiriyorsun? Senin ailen sana bu aklı veriyorsa onlara da yazıklar olsun. O aileye de yazıklar olsun. İster insan gider çok affedersiniz, çok özür diliyorum. Bir kadını seversen çok özür diliyorum hepinizden. Gidersin pavyondan da alırsın. Oturtursun onun geçmişi de hala şey ilgilendirmez. Ha beraberken nefret edecek şeyler yaptı ona da kabul. Gene nefret et ama sen çocuğunla alakalı böyle bir şey nasıl yapabilirsin çocuğun ya? Günahı ne ya? Çocuğun günahı ne yani? Yani hiç kimse seni zorla nikah masasına oturtturmadı. Hiç kimse seni zorla bu çocuğu... Hiç kimse bunları zorla yapmadı. Sen Ece'nin yanındaydın, dibindeydin devamlı. Çeşme'de oradaydın, İstanbul'da oluyor. Kendine evlendin. Bu kadar da bir insanı rencide etmek, o çocuğun hayatını mahvetmek ne kadar doğru. Onun ailesi hiç ona... Bu kadının çocuğu diyorlardır çünkü. Bunlar hep tabii. Aileden gelen durumlar. Anladın mı? Şimdi onun değil mi? Ya senin bak, çocuğun demiyor. O kadının çocuğu diyor. İstediği kadar aile, evlat. Bunun ötesi yok Seren. Anladın mı? Yani, ya istediğin kadar ailen, annen, baban, danan, anan desin o kadının çocuğu bilmem ne çocuğu. Şimdi, bu evlat, evlat bırakılır mı ya? Işte, evlat soyadından mahrum edilir mi ya? Artık senin başka bir ailen olmuş. Bırak şu anne babayı artık yani. Anne baba ve yani insanın tabii ki ailesi de çok önemli ama senin çocuğun esas ailesizsiniz. Artık sizin hayatınız önemliydi yani. O yüzden de bu kadar tesir altında kalınıp da bunları yapıyor isen bu da bir kişiliksizlik. Yani çünkü benim annem bana ne derse desin. Doğru veyahut da yanlış bildiğimi yaparım. Çünkü bu benim hayatım, bu benim kişiliğim, bu benim kimliğim yani. Sen şimdi bu çocukta hepimiz şimdi bunu konuşuyoruz. Yazık günah değil mi? Hiç mi Ece'nin gururu yok? Hiç mi bu çocuğun gururu yok? Hiç mi senin onurun? Buna yani benim şey yok. Yani bu yazık kadar kolay yani. Olamaz biliyor musun? Çünkü yani o zaman hayır, o, çocuk ondan da çocuk yap, bir bundan çocuk. Çocuk yap. Oh, lay 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 ne bir hayat ya. Bir kere gördüm, konuştum şeyde gece kulübünde. Bizim yaptığımız bir haberle alakalı kafasına tencere yemişti falan diye bir haber vardı burada. Ceylan Çapa'yla alakalı. Onun doğru yani. Olmadığını söyledi. Gayet de düzgün de konuşan, düzgün de düşünebilen, mantıklı cümleler kurandı bir çocuk. Ben anlayamıyorum bunun neden böyle olduğunu ve bu acaba haber de doğru mu onu da bilmiyorum. İnşallah doğru değildir. İnşallah gerçekten da doğru değildir yani. Olacak iş değil çünkü. Ben yani. Serkan'ın almıyor. Kucağında oğlunu da görmek istiyorum. Tabii ki. Sen Ece'yi babalık görme ya. Ece'nin suratını görme ama oğlunu yazık günah. O kadar büyük yara alacak ki hayatı boyunca etkilenecek bir çocuk annesi veyahut da babasını görmeden büyüdüğü zaman yani. Evet. Bunun şeyini ki ne annen ödeyebilir, ne baban ödeyebilir, ne o akıl veren diğer şeyler ödeyemez yani. O yüzden ben bu çocuk konusunda ve bu kadar fütursuzca davranan herkes için hiç toleranslı olamıyorum. Neyse bir reklamlara gidelim, dönüşte konuşmaya evet. Devam ederiz. Gece sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden ilginç videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Duymayan kalmasın, editör masası sabah sabah keyfinizi yerine getirecek paylaşımları sizler için seçti. Geldin mi? Oo Merlin ne haber? Moskova. Bu mevsimde hiç tavsiye etmem. Çok soğuk. Kiralık aşk bitti. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç setlere dönmeden tatilin keyfini doyasıya yaşıyor ve hayranları için bir fotoğrafını paylaşıyor. Sorma,
tatilde olan bir ünlü de Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu. Çift Bulgaristan'da kayak keyfi yapıyor. Amerika'da yaşayan taze anne Didem Uzel ise 6 aylık aslan bebekle ülkesine geliyor. Aslanın ilk uçak yolculuğu görülmeye değer. Herkes gitti. Bir biz kaldık. Bir de siz. Hiç uyumayan çocuk. Yeni baba olan Emrah da bebeğinin ilk fotosunu paylaşıyor. Allah analı babalı büyütsün diyoruz. Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Emrah Altuğ'un işi çok zor. İki oğlanın da istekleri bitmek bilmiyor. Uzay da babası gibi müzisyen olacak galiba. İşe de kavaldan başlamış. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bilsin nikah baklar. Rusya adam görsün. Paramparçanın cihanı Erkan Petekkaya Moskova sokaklarında video paylaşıyor hayranları için. Moskova. Bu mevsimde hiç tavsiye etmem. Çok soğuk. Muhteşem Yüzyıl Kösem setinden bir fotoğraf. Metin Akdülger ve Caner Cindoruk'un kavgalı olduğu haberlerini yalanlayan cinsten. Funda Arar da sporunu ihmal etmiyor. Boksa merak salan şarkıcı evde de çalışmalarına devam ediyor. 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1, çok güzel. Gülben Ergen Londra'da klip çekiminde ve hayli yorgun bir halde. Vurdurun dünyayı, bilecek var. Şakacı mı şakacı hadisenin de keyfi yerinde. Hülya Avşar da Paris'te. Kalpli mesajın kime gönderme olduğunu çok geçmeden anlarız. Gözümden ama kalbimi nefesini çekiyor. İrem Derici, Mustafa Ceceli ortaklığı sadece müzikle sınırlı değil. Baksanıza, Mustafa kuaförlüğe soyunuyor ve İrem'in saçlarını yapıyor. Şöyle uçlarını kalkmış diyorum biraz. Dışa doğru, dışa doğru. Dışa, evet, dışa aynen. Aynen Mustafa'cığım, çok iyi. Olacak senden. Olur mu? Olacak, aynen çok iyi. İsmail Hacıoğlu evliliğinin birinci yıl dönümünde eşi Duygu Kaya Kumarki ile düğün fotoğraflarından oluşan bir video paylaşıyor. Işın Karacay ise mutluluğu eşinde bulmuş. Çift neşeli fotoğraflarını paylaşıyor. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Güzel oyuncu Meryem Uzerli de tüm çekiciliğiyle küvette fotoğrafını paylaşıyor. Yananı görür Allah. Allah Allah. Görür inşallah. İnşallah. Çaresi yoktur. Maazallah. Magazin haberlerimiz böyleydi efendim. Evet şimdi... Dünyalar güzeli bir kadın var stüdyomuzda. Gerçekten bence Türkiye'deki en güzel dans eden kadın. Yani, çok teşekkür ederim. Bayılıyorum yani. O kadar güzel dans ediyorsun. O kadar da yakışıyor ki. Saçların rengi de çok güzel. Ben tanımadım birdenbire senin gibi. Ben çünkü koyu halde kaldım. Oryantal Didem. Evet. 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 Ne yapıyorsun Didem? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Saçlar gerçekten hayırlı güzel olsun bu arada. Platin mi? Ne deniyor bunun rengine? Ya platin denmez mi? Küllü. Yani şey, aslında. Moda şimdi. Benim de saçlarım renkti ya, hatırlamıyor musun? Arada sarılar vardı ama siyahlar da vardı ama bu renkti. Ama bu tabii uzun ve şey olunca daha da iddialı olmuş. Evet, güzel çok olmuş. Yakışmış. Teşekkür güzel ederim. Çok teşekkür güle ederim. Kula. Ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. Devam ediyorum. Bu akşam yine bildiğiniz gibi isim vermeyeyim. Taksim'de, mekanda. Sahneye çıkıyorum bu akşam. Bu gece saat 2'de.
Tabii biz Didem'e, Didem deyince tabii hemen ben İbrahim Tatlıses'i, yani İbrahim Tatlıses aklıma geliyor. Çünkü Didem'e ilk İbrahim Tatlıses İboşov'da. İboşov'lardı, doğru. Ve size öyle birisi... Kaç yıl önceydi? İşte yıl vermesek. Yaşı ortaya çıkacak falan diye galiba. He? Ya yok, 12 sene oldu. 12 sene oldu. Oo. Ne kadar zaman geçmiş ya, inanılmaz. Çok çabuk yani. Çok çabuk. Bana söylüyorlardı da hiç, ben de 17 yaşındaydım tabii o zamanlar. Ha, yaşım da tutmuyordu. Soracaktın şimdi, hadi sormayayım dedim. Ay, 17 yaşındaydım. O zaman kaç yaşındaydın diye. İbrahim Tatlıses demiş ki size öyle birisini çıkarıyorum ki demişti. Yani göreceksiniz ve inanamayacaksınız demiş. Hakikaten gördük ve gözlerimize inanamadık. Çünkü gerçekten böyle bir dans ediş şekli. Hani bir oryantal bir tarzı tutturabilir ve hep aynı tarzda dans edebilir. Ama Didem'in öyle özellikleri var ki her dansı farklı. Her, yani bu kadar çok figür, bu kadar çok tarzı nasıl öğrenebiliyorsun? Devamlı dans ediyor musun? Çalışıyor musun devamlı? Nasıl yapıyorsun bunu? Tabii bu son 3 aydır tabii ki çalışamıyorum ama yani... Neden çalışamıyorsun son 3 aydır? Son 3 aydır babam çok rahatsız. Ha, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Onları yanıma aldım. Benim kendi evime aldım. Daha iyi. Ailene bakmış. Evet. Anne daha... hayatta mı? Anne hayatta, anne, baba da hayatta. Baba çok ağır bir hastalık geçiriyor şu dönem. Allah şifa versin. Amin. 3 aydır benimle birlikteler ama şimdi onların kendi evlerine tadilat ettirdim. Bir haftaya işte kendi evlerine geçecekler. Bir de babam daha ağırdı, şimdi daha iyi. Kemoterapinin son bir tane kaldı. Onu da gördükten sonra bakalım nasıl olacak. Tabii Allah'ın izniyle, Allah bize bağışlasın. Amin canım, inşallah. Amin. Zor süreçler tabii ki. Çok. Ama ailene destek olan kaç kardeşsiniz siz? 3. 3 kardeşsiniz. Diğerleri kız, abim falan, ablam var. Benim ablam var, bir de küçüğüm var. Hı-hı. Küçüğüm biraz hayırsız. Ablam da biraz daha kendine yönelik bir yaşantısı var. Dolayısıyla sana sahip çıkmak düşüyor her evet, şeye. Bir, değil mi? Evet. Her evde bir kurban vardır derler ya. Değil mi? Ya, kurban olarak düşünme. Sonuçta aile önemli. Anneler, babalar. Ama gerçekten... bir şey sana söyleyeceğim. Şu evet. Bir gerçek. Bir tane bir çocuğun üzerine bütün aile yıkılıyor. Öbürküler, yani anne de, sakın yanlış anlama, yok, anneye kesin. Babaya bakmak ömür boyu herkesin boynunun borcu, o ayrı kesinlikle. Bir şey ama. Şimdi diğer kardeşlerin de eli tutuyor. Hani bir günde sen götür tatile, bir günde bir şeyini sen al yani, anlatabiliyor muyum? Yani bir kişiye yıkılıyor hepsi, o da sensin. Her ailede de dediği gibi kurban demesek de, her ailede de birisinin hayatı yeter mahvoluyor. Yani çünkü bütün hepsini adamak zorunda kalıyor hayatı. Kendi hayatını kuramıyor. Aslında benim söylemek istediğim maddi konu değil. Maddi, ben Allah bana güç verdiği sürece her zaman ailemin yanındayım. Aslında benim istediğim hele ki şu süreçte manevi destekti. Onu da mı tabii. Yapmıyorlar? Yani bir iki saat gel aileni gör. Ya bu hoşnut et, güzel şeyler, güzel haberler alsınlar sizden. Hani onu benim istediğim buydu ve benim yanımda da olmalarını istedim. Çünkü o kadar çok zorlu bir süreç ki, hangi doktora gitmeliyim, hangi hastaneye gitmeliyim? Doğru. Bir de kemoterapi görmeli mi, görmemeli mi? Yani bir de biliyorsunuz çeşitli şeyler var. Ne has? Yani şey, akciğer kanseri ve metastaz durumu var. Dördüncü evredeyiz. İnşallah atlatırız. İnşallah. Ablayla kız kardeş ne iş yapıyor? Onlara dans... Yok, ablam yok, değil mi? Yok. Kardeşim çalışmıyor, 24 yaşında, 2 tane çocuğu var. Girdiği bütün işleri beğenmiyor. Erkek kardeş mi? Erkek. O da, ona da mı sen yardım evet. ediyorsun? Evet. İşte o yüzden de. Çok. Ama onun o mesuliyeti var, versin. Senin de bir hayatın olduğunu. Yani senin de annen onlara bunu aşılasın. Bu kızın da bir hayatı olacak. Hani bu kız da hepimizin yükünü de, her şeyi de, bütün ona yüklenemeyiz de, hani desin onlara, o çocuklara da o mesuliyeti versin. Çünkü biliyor ki sen yapıyorsun. Yani anladın o mı? Da var. Bir de benim hani söylemek istediğim şey, senin de 2 tane erkek çocuğun var. Şimdi babamı çok üzüyorsun, annemi de çok üzüyorsun. Yani bir gün sen de evlatlarından görürsün, Allah korusun. Yani annemin de söylemek istediği, yani benim de dile getirmek istediğim, yani bir çalış, bir ev al. Yani çoluğuna çocuğuna bir gelecek sağla.
Yani o da yok. Allah akıl fikir versin diyorum yani herkese. Sen kendi hayatına biraz, kendi hayatına yönel. Evet, şu an öyle. Yine hayatına, kendine konsantre. Sen kuvvetli oldukça onlara her zaman yardım edersin. Ama bu sefer de kendi hayatını başlatamayacaksın. Allah'ın izniyle yapmaya çalışıyorum. Şu Ece Erken haberi demin verdik ya, Serkan Uçar'la konuştum çünkü. Evet. Reklam arasında. Hı hı. Gösterelim arkadaşlar yine caption'ları. Serkan Uçar dedi ki, Ece Erken'in oğlundan, kendi oğlundan yani, bu tür haberleri Ece Erken çıkarıyor dedi. Çünkü nasıl yani, yok muymuş böyle bir şey? Böyle bir şey asla ve kata yok dedi. Ben oğlumdan soyadını alacak kadar şerefsiz bir insan olamam dedi. Mutlaka bunun dedi hesabını hukuki yollardan soracağım dedi. Ben dedi çocuğumun nafakasını da ödüyorum dedi. Tabii ki o benim oğlum ve soyadımı da taşıyacak. Benim soyadımı almak bir şeye ben kalksam dedi, benim ailem bir defa beni... O zaman özür dilerim. Çünkü ben şimdi bu haberi biz şimdi şöyle... gazete haberleri önümüze geliyor arkadaşlar. Ve gazetede çıktığı için doğru kabul ederek üzerine yorum yapıyoruz. Eğer Serkan seni arayıp bunları söylediyse... Demek ki o zaman ondan özür dilerim. Çünkü... bu gazetede tam tersi yazıyor. Tam tersi yazıyor. O haberleri işte... Soyadını oğlundan almak isteyen bir babaysa lanet eder herkes çünkü. Yani ailesinin de böyle bir şey müsaade etmesine herkes. Yani gerçekten toplum içerisinde yürüyemez. Ama eğer bu haberler de doğru değilse o zaman da onların da hukuki haklarını kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü bir insanı da bu kadar kötü tanıtmak da o zaman anormal tabii bir şey. Tabii ki yani. O zaman Serkan Uçar'a da yapılan ayıp. Avukat bir açıklama yapacak mı zaten? Bizim programa bağlan dedim. Şimdi bağlanmayayım, avukatım açıklama yapacak dedi ama benim adıma bu konuşmamızı aktarabilirsin dedi. Dolayısıyla Serkan Uçar cephesinde... Yani o zaman soyadını almak ve nafakasını ödememek gibi herhangi bir şey yok. Ben böyle şerefsiz olamam diye çok açık söyledi yani. Peki, ben böyle bir şey yapmaya kalksam ailem beni mahveder, ailem buna izin vermez dedi. Çünkü annem yani, babam buna izin vermez dedi. Çünkü yani vicdanlı ve merhametli olan hiç kimsenin gönlü şu çocuğa bunu yapmaya müsaade etmez yani. Ben de demin o yüzden bunu söyledim. Tabii. O zaman... Çünkü bizden haberler böyle gelince tabii ki hani... Baba olarak, kadın olarak sen tepki gösteriyorsun şeye. Tabii ki kadın olarak tepki gösteririm. Kadını bırak, herkes tepki gösterir. Herkes çünkü. Ufacık bir çocuk yani. Çarpıcı haberlerinden biriydi aynen. Çünkü bu. Şimdi o zaman Serkan Uçar'dan şöyle bir şey rica edelim biz. Ödediği nafakaların belgelerini, çünkü bunları yapmadığı sürece, bunları yapmak zorunda değil ama yapmadığı sürece de demek ki artık eskiden olan haberler büyük yani... egzajere ediliyordu. Şimdi hiç olmayan haberlerde demek ki olabiliyor. Ben onun yerinde olsam ödediği nafakaların belgelerini yayınlattırırım. Hı-hı. Öyle mi? Doğru. Ve böyle bir şeyde, böyle bir davan olmadığına dair de hemen bir açıklama avukatı tarafından yapılsın. Aynen. Avukat açıklama yapacakmış. Dediğin gibi dekontları da isteyelim nafakayı ödediğine dair. Peki tekrar Didem'e dönelim o zaman. Ve Didem demin İbo Show'dan bahsederken 17 yaşındaydın. Hı hı. Ve 12 yıl oldu. Bu 12 yılda mesela hayal ettiğin, istediğin çünkü çok iyi bir başlangıçtı. Evet. Dönemin en çok izlenen şovu. En çok İbrahim Tatlıses'i tanıdık tabii ama İbrahim, Didem'i tabii. Yani şimdi Didem o zaman da çok güzel dans ediyordu ama İbo Show'a çıkmasaydı belki haberimiz olmayacaktı Didem'den. Evet. Tabii çok büyük, çok önemli bir başlangıç oldu İbrahim Tatlıses'le. Uzun süre beraber çalıştınız. Yani, sonra ayrıldınız, yollarınız ayrıldı birdenbire değil evet. mi? Niye? Yo, aslında ayrılmadı. 5 yıllık bir anlaşma yapmıştık İbrahim Bey'le. Sonra sözleşmemiz bitmişti. Erkek arkadaşın olduğunda kızdı falan galiba. Ben çok eskiden öyle haberler hatırlıyorum. Yok hayır. Doğru değil mi? Sonra sözleşmemiz bitmişti ama sözleşmesiz çalışıyorduk. Bir yılda öyle çalıştık. Sonra İbrahim Bey'in talihsiz başına gelen biliyorsunuz olaydan sonra yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. O da hani çalışamadığı için. Hmm. Yani öyle kötü ayrılmadım ya da hiçbir şey yoktu. Ne kadar özlemişim o yılları. Baksana ya. Evet. Böyle seyrediyoruz biz de. Yani İbo Show olmasaydı ve şu anki gündemde olan hiçbir oryantaller duyulmazdı yani. Aynen. Hiç kimler vardı? Asena vardı. Sen varsın. Başka kim vardı? Tanyeli vardı. Şıvga vardı. Kim? Şıvga. Ha doğru Şıvga. Sibel Barış vardı. Evet. Ama siz ayrı, ya şimdi Sibel Barış da çok iyi bir oryantaldi daha 90'lı yıllarda. Kim dedin demin?
Tanyeli ama zaten Tanyeli'ydi. Çünkü biz İbrahim Bey'le çalışırken Tanyeli olaydı yani o zaman. Yani o, ya bir oryantal için masa gelir miydi? Tanyeli için gelirdi yani masa, ön masalar falan. Acayip bir yani, şey vardı ama. Ama yine de İbo Show bir markaydı yani. Tabii ki. Bir... Ama en çok sana ve Asena'ya yaradı bence. Yani siz ikinize yani bana, yaradı. Bana yaradı yani ben. Asena'ya da yaradı. Yani Allah yukarıda yani. Yani bir hani bir şey vardır. Tabii ki de Allah yürü ya kulum demediği sürece hiçbir şey olmaz. Bana ilk önce İbo Show'da bir ekstra dediler. Bir günlük bir ekstra dediler. Benimle makara yapıyorlar. Ekranı izleyip durma Didem'i diye rejiden söylüyorlar. Dans ediyor ya ben olayla ilgilenmeyip Didem'i izliyor. Evet yani direkt senin hareketler. Bir günlüğüne diye gittim. Ondan sonra oturup anlaşma yaptık. Sonuç böyle çıktı yani. Ama seni çok iyi taşıdı bence. Ve mesela konuşma yasağı koyuyordum. Evet. Bence sizi o çok yukarıya da çıkarttı. Merak ettiğin evet insanlar. Yani konuşmamak, biraz uzak durmak, mesafeli durmak her zaman saygınlığı evet çok doğru hatırladım bak şimdi ben çünkü röportaj yapmak istemiştim seninle. İbrahim Tatlıses izin vermemişti. Vermez ama aynen bir şey daha uzak bu yıllar işte. Çünkü bir kadının çok konuşmasına karşı çıkar ve ben ona o kadar çok hak veriyorum ki bir kadının az konuşması hele hani sizin bazen çok güzel ama bazen de haklarını savunamadığın için o da biraz tersi olabiliyor. Evet bazen çok ama iyi ama bazen de ama bunu inan ki starlaştırıyor konuşmamak biliyor musun? Devamlı konuşan ve devamlı böyle bır 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 bir şeyler anlattığın zaman magazin programlarında falan sıradan oluyorsun yani. Evet. Ama sizde bir erişilmezlik Asena'da da sende de enteresan bir soğuk duruşunuz vardı ve o acayip derecede çekici hale geçiyordu. Şimdi ben tabii ki de diğer yani geçmiş hayatında olan kişilerle kendimi kıyaslamıyorum. Neden? Çünkü onların bir özel hayatı vardı. İbrahim Bey'le. Benim öyle bir hayatım olmadı. Olmadı tabii ki. O yüzden ama senin dansın Asena'ya çok yani aslında Asena'dan ayrıldıktan sonra Asena'yı bitirmeye yönelik hareketler yapmaya başladı İbrahim Bey. Didem ve dedi ki öyle birisini çıkartacağım dedi. O yani bunu demek istedi aslında sözde olmasa da. Didem çıktı. İlk Didem çıktığı zaman Asena'nın figürlerine çok benzetildi. Fakat ondan sonra her program ayrı danslar yapmaya başladı. Ve onun o tahtından İbrahim Bey onu Didem'le o dönem sarstı. İçerisinde sarstı, indirdi yani. O yüzden de hatta Asena benim danslarımı taklit ediyor da demişti. Senin için hatırlıyorsun. O zaman bir böyle bir kapışma nasıl oldu sonra bilmiyorum ne oldu. Oralarda kaldım ben en son. Ha, ya yok ben yani beni... Benim geçmişte bir bale geçmişim var. Yani bale dersi aldım. Evet çok profesyonel değil ama 11 yaşından beri dans ediyorum zaten. Her şeyi geçtim. Bir kere benim fizik yapımla kendi fizik yapısı daha farklı. Yani ben farklı tutuyorum. Yani benim dansım yani farklı. Fizik yapısı ne demek yani? Yani fizyonominizden bahsediyorsun. Evet. Yani sen daha mı iyisin? O mu daha şey? Yoksa yok, sen daha asla öyle bir şey. İyilikten kötülükten konuşmuyorum ben. Onun dansı farklı, benim dans stilim farklıdır. Şey hayır o yani. Daha iri ya. Yani o daha hem fiziksel hem dans olarak. Farklı diyorsun. Farklı. Evet. Peki bu her oryantal mesela kendine has bir üslubu mu vardır? Ya mesela ya da sen bu üslubu yaratırken... Bu şarkı söylemek gibidir. Öyle mi? Bir İbrahim Tatlıses şarkı söylüyordur. Bir atıyorum Alişan şarkı söylüyordur. Bir başka biri. Yani bunun gibi bir şey. Nasıl yorumlamasına bağlı. Bir müziği nasıl yorumlayıp insanlara bunu sunuyorsan o çok önemlidir. Ki bunu Türkiye'de çok fazla yapamadığımız için... Yurt dışında ders vermeye başladık. Yurt dışında workshoplara gidiyoruz. Neden Türkiye'de çok fazla yapamıyorsunuz? Günah çünkü. Evet. O yüzden... Dans etmek mi günah? Ama şey de nedir? Hani gece hayatında ya belki hani çevrende senin onu söyleyen var mı? Gece hayatında falan hala dans eden oryantaller. Farkındaysanız artık yılbaşında ya da başka bir televizyonlarda oryantal görebiliyor musunuz? Hayır. Uzun zamandır televizyonlara çıkamıyoruz. Çünkü yasağımız var oryantal olarak. Bu da bizi gerçekten çok üzüyor. Ki ben hak veriyorum. Hiçbir zaman yargılamıyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız kostümlerini o kadar çok
açıyorlar ki çok abartıyorlar. Bu sefer dans olmadığı için mecbur fiziksel görüntüye önem veriyorlar. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Diden? Mesela oryantallerin ekrandan uzaklaşmasının tek nedeni çok dekolte olmaları değil, biliyor musun? Çünkü oryantalin çıkacakları program kalmadı. Yok, var. Ne var mesela? Yok, bütün var. Programlar var. Yapmayın. Ne var ya? Var. Gündüz kuşağından bahsetmiyorum. Tamam, gece kuşağı da var. Ne var gece kuşağı? Yani şu anda yani isim vermem. Ver beyaz şov. Beyaz olabilir. Şov var. O da üç adam var. Bir yerde yapıyor. O Ses Türkiye var. Yılbaşında bile O Ses Türkiye'nin konsepti başka bir şey. Yani. Tamam, farklı ama yani kaç kere dans... Ama öyle bak, onlar şey tarzı... Yeteneksizsin Türkiye vardı, o vardı, bu vardı. Tabii, yani bir sürü misafir sanatçılar çıkabiliyordu. Yani o anlamda bence şey yapmayın. Yani bunu açık açık herkes biliyor ki ben bunu kendi kulağımla duydum. İBA Show'da daha çıkmadan önce... Son programdan önce 2 sene ben çıkamadım İBA Show'a çünkü yasaklıydı oryantal. Kesinlikle Allah, yukarılardan telefonlar geliyordu ve çıkmamasını söylüyorlar ki o kadar kapalı kostüm giymeme rağmen. Beni seven olabilir, sevmeyen olabilir. Oryantali seven olabilir, sevmeyen olabilir. Ama biz Türk, yani Arap, ben yurt dışına gittim Şangay'a. Oradan bir Arap bir adam, koreograf hazırlıyor. Ve dedi ki bu dans bize aittir, Mısır'a aittir. Ben orada savunamadım. Hayır, bu Türkiye'de Osmanlı'da vardır, haremlerde vardır. Yani geçmişine döndüğünde evet bu Türkiye'de de var, evet Arap'ta da var. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman buradan şöyle bir şey olmuyor mu? O zaman Arap camiasından bu dansöz, lafı zaten Fransızca bir kelime ama dans eden oryantallerin ta Arap, bütün Arap camiasında zaten oryantaller var. Evet. Arap camiası da Müslüman. Evet. O zaman onlarda günah olmuyor mu, anlamadım ben. Günah oluyor da televizyon, onlarda da televizyon çıkmıyor tabii ki. Yok yani. Çıkıyor. Mısır'da izliyor. Çıkıyor mı? Tabii. Mısır'da ya da yani şöyle bir şey, Dina var. Cumhurbaşkanı nereye gidiyorsa o da oraya gidip dans ediyor. Çünkü kendi kültürlerini icra ediyorlar. Anladım. Ve bizim kostümlerden daha açık. Giydikleri kostümler. Seninki de bak, bunu da Çin'de giydin değil mi? Çin'de mi bu? Dünya oryantal yarışması. Artık Çin'de giy, seni Çin'de izleyeceğiz. 2013 Dünya Oryantal Yarışması. Yok, yarışma değil. Öyle. Neydi? Bu workshop. Yani dünyadan bütün hocalar geliyor. Amerika'dan geldi, Mısır'dan geldi, Rusya'dan geldi, Türkiye'den de ben vardım. Bütün hocalar gelip orada ders veriyor. 3 saat her gün. Akşam da gala gecesi olup hocalar çıkıp dans ediyor, öğrenciler de çekiyor. Evet. Peki şu bir iki haberimize bakalım. Çağla Şikel'e bakalım. Çağla Şikel, Buse Narci ile biliyorsun Emre Altuğ'un adının aşk dedikodularına karışmıştı. Evet. Çağla Şikel kameralarla açıklama yaptı önceki akşam. Sana mı soracağım, benle birlikte bu sefer? Emre sordunuz mu? Emre'yle konuştunuz mu? Konuştuk. Öyle tamam. Bir şey yok dedi. O zaman bana sorduğun pek manası yok. O zamanlar işte benim stilimi yapıyordu. Evet. Zannediyorum kendisi yarışmacı olarak katılmış. Ben de kendisini çok beğendiğimi söylemişti. Var bir bebek kendisi. Ama öyle yani, ne yapabilirim, şu anda da öyle. Ama bu yani fikrimi değiştirmez. Vay, eğer öyle bir şey olsaydı da değiştirmez, olmasaydı da değiştirmez. Ben çok açık yürekli beni sunmuştum yani. Bundan sonra aslında hakikaten Emre'nin hayatına gelecek o insan tabii ki de beni ilgilendirmez. Olursa mutluluklar dilerim, olmazsa... Olmazsa olmaz yani. Bu saçları alırım, yolarım, atarım. Ne kadar güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin. Ayşe Hanım söylemiş olduğu söz var. Ben Çağla'yı kadın olarak görmüyorum. Ben de onu erkek olarak görmüyorum. Ha? Neden aranızda bir şey olmasın gibi soru soran arkadaşlarımız var. Alişan da herhalde bunu biraz böyle sert bir cümleyle anlatmaya çalıştı. Hani işte asker arkadaşım gibi artık yani. O zaman onun sözüne istinaden ben de onu erkek olarak görmüyorum diyorum. Öyle deme, öyle deme, öyle deme diyor bana. Ne demek dedim, diyeceğim sen niye dedin diyorum. Öyle deme, lütfen öyle deme, yanlış anlaştır diyor. Niye yanlış anlaştır bu dedim. Bizim asla aramızda bir şey olmayacağını anlatan çok sert bir cümledir. Herhalde bu cümleden sonra artık bize bir şey sormazlar diyorum. Soran olursa neyse, ne ya gören olursa sadece arkadaşız. Asker arkadaşınız lafından sonra Çağla'dan da güzel bir gol geldi. Ve onu ben... erkek olarak görmüyorum dedi Alişan için. Şöyle... Çağla'nın hiç sevgisi olmadı mı ya? Çağla'nın hiç duymadık. Sevgisi olmadı. Bak bugüne kadar enteresan değil mi?
Ya Emre ile ayrıldıktan sonra mı diyorsun? Evet, bir basketbolcuyla dedikodusu çıktı. Evet. Aynı arkadaş grubundaydı Emre ile falan diye. Sonra yalanladılar. Ondan sonra bir daha Çağla'nın hiç yanında sevgili gördük mü biz? Yok, öyle bir haber de çıkmadı tabii. Olmaması mümkün mü? Bu kadar ya zamandır. Yani ne diyorsun? Alişan mı sevgilisi? Hayır ya, nereden çıkarttın bunu Allah aşkına ya? Yani bu Cengiz... Niye, yani oradan nereye varmaya çalışıyorsun? Buradan hayır, da... var demek ki bir sakladığı veya da açıklamadığı birisi mi var hayatında acaba Çağla'nın? Çünkü bu kadar uzun zamanda Çağla yalnız kalmaz diye düşünüyorum. Sen niye peki? Senin de hayatında kimse yok şimdi. Sana niye sormuyor zannı soruyor? Benim hayatımda kimse yok. Benim 24 saat canlı yayınım var. Ben uyuyana kadar herkes biliyor ne yaptığımı benim. Hani bende yalan olmadığı, bende hiç gizli saklı bir şey yok yani. Sürekli o yüzden, Instagram'da canlı yayındasın. Evet, ben takipçilerimle bütünleşmiş olarak yaşıyorum şu an. O beni tedavi ediyor. Var mısın gerçekten sosyal medyada? Var, evet. Neler paylaşıyorsun? Dansları mı? Dansları paylaşıyorum. Günlük hayatımı paylaşıyorum. Bazen işte dışarı çıkınca kızlardan öyle güzel şeyler paylaşıyorum. Peki ben bir şey soruyorum. Şimdi biz senden dans et. Ben şimdi Didem'i dans ederken görmek istiyorum. Şu anda seni böyle dans etsen yasak mı? Yok, değil. Yani böyle değildir herhalde. Tabii böyle ama de dans etmek bence çok zor. Figür öğretsen. Aa yok, ben beceremem hayatta. Ben oyun oynamasını hiç bana bilmiyorum. Bana mı öğretsin onu? Sana oynasa daha şan. Yani o kadar o konuda kabiliyetsizim. Ben yıllarca solistlik yaptım. En son bir türkü söylenir falan. Öyle inilir ve solistler de biraz oynar. Bu bizim... Ben hayatta yapamazdım. Onu söyleyeyim size. Bu bizim sanatçılar, şarkıcılar, solistler. Sahnede dans konusunda biraz yeteneksiz değil mi? Evet. Evet, bazıları yeteneksiz. Ben kabul ediyorum. Ben bak, oyun havası, oriental bilmiyorum. Allah ama Allah. O biraz... Çünkü annem yani falan da oynamazdı istiyor ki. Yani... Şarkı söylemek için de neydi o? Başka dersler ya alıyorsunuz. Ya siz çok alem bir şeysiniz. Rezil edeceksiniz aynı beni. Şey peki verelim müziği bakalım. O zaman biraz Selena göster lütfen. Gel hadi göster. Gel. Gel bir şey var. Gel. Ki, ben de hayatım belki de öyle gerçekten senin Didem gibi bir... Senin işin gücün beni rezil etti. Didem gibi bir hoca bulmuşsun. Daha ben olsam ben bile dans ben ederim. Ben nereden bileceğim ya? Buyurun. Ya rezil ediyorsunuz beni. Hayır. Allah. Bu arada bu müzik yanlış. Müzik yanlışmış. Ses ver. Ay ben nasıl dans ederim ses burada ya? Ses. Didem. Ben hayatta böyle bir danslar edemiyorum. Ben telefonumda nasıl? Geliyor birazdan. Birazdan. Evet. Nasıl? Şimdi bunu da göstermek zor. Zormuş bu. Dizleri bükün. Böyle mi yapacağız? Kızım nasıl yapacağım? Dur, sinip oldum. Nasıl yapacağım? Titremek için dizler böyle. Bak. Ay çok zor. Çok bas tekme. Bas tekme yapalım. Bas tak. 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 Ay yaylanıyoruz. Ay çok müzikten zor. Müzikten çıktık bu arada. Müzik, ya bu müzik çok kötü ya. Çok güzel. Çok hızlı. Ben bu kadar hızlı müzik nasıl yapayım? Tek tek öğretiyor. Senin ama sen hiçbirini yapamıyorsun ki. Gel sen yeni yap. Müzik geliyor. Yeni müzik Allah geliyor. Bak Allah. Didem gibi Didem sen şuraya geç. Ben şuradan göreyim seni ne yaptın. Yeni müzik geliyor şimdi. Seren Serengil bununla dans edecek. Göreceğiz. Bakalım. Ya rezil edeceksiniz beni şimdi. Hayır. Çok basit yapıyor baksana çok basit gibi. Yap o zaman. Olmadı mı? Yani bu ona daha zor. Öyle mi? Ne senden göre. Sana söyle bunu hangi müziği çalacaklarsa çalsınlar. Ya bir önceki müzik iyiydi yani. O... Öyle mi? Tabii. Ya ben bunda Didem'i izleyelim bundan. Didem sen yapsana vallahi ben tamam yapamam. Bir öncekini açalım o bir zaman. Bir öncekini açın diyor. Bir öncekini açın. Seren biraz için. Da ses alırsak seviniriz. Evet. Sesi aç.
Müthiş. İnsanüstü bir şey. Bak. Yani o kadar iyisin ki Seren'in ne kadar kötü olduğu ortaya çıktı. Ben hayatımda bir şey söyleyeceğim. Oryantal, annem dans etmez. Akrabalarımdan dans eden yok. Hiç görmedim ki bir hani oynayan birisine. Nereden bileyim ben? Allah Allah. Ama harikasın şu... yani. Olağanüstüsün. Vallahi çok iyi. Çok teşekkür vallahi ederim. Çok tatlı yani. Bu kadar başarılı olamaz yani. Peki şu göğüs hareketini yapabilir misin? Şu bir şey yapıyor ya böyle. Göğüs hareketi yaparak böyle. Vallahi ben tarif edemem. Niye bakıyorsun Didem? Nasıl yapabilirim ben sen hareketi? Sen yap onu. Yapma yani, hareketi. Aslında nefes. Göğüsten ben nefes ders alacağım. Alıp verip. Yani şu bölge. Şu. Abi kaburgalar oynuyor. Gerçek söyle. Kaburgalar oynuyor. Yani. Çünkü özellikle o hareketi hiç yapamadın. Niye? Bence de okul açmalısın. Evet, okul aç ve açacağım. İlk öğrenciyi gönderiyorum sana Seren Serengil. Bak, ikincisini şey gönderiyorum Ajda Pekkan. Üçüncüsünü gönderiyorum Soner Sarıkabadayı. Bak, oryantal. Hayır, sadece oryantal değil tabii ki. Dans. Ya ben şimdi çünkü yeni bu... bir proje yapıyorum. Öyle bir şey ki şu 45 dakikada 1 kilo verebilecekler. Öyle mi? Ben evet, gelirim ben... o zaman. 2,5 kilo fazla aldım ben. Bir şey söyleyeceğim. Sen ve estetik de durmayı da öğretirsin biliyor musun? Birazcık oryantal yapmayı istiyorum ben. Yapacağım, okul açacağım ya mı? Dik dur. Pilates de çok iyi şey düzeltiyor duruşunu. Hayır şu ama duruş, bu bir, yani birazcık da bir estetik omuzlar olması lazım dans ederken falan. Tabii ben ki, de tabii mesela ki hiç sırf ben böyle oyunlar hiç yapamıyorum yani. Ya evet, olur ya. Yani azimle her şey olur. Seren gibi yapabilir. Herkes yapabilir. Ya evet, ama ben normalde de dinlemiyorum ki böyle oryantal müzik onlar bunlar. Aynen. Yani kız küçüklüğünden beri dinliyorum. Ben hep böyle abi, yabancı şarkılar dinledim. Ben ya benim bileyim? Bir tane öğrencim var İzmit'te. Ev hanımı acayip güzel dans ediyordu yani. Ama kabiliyeti var bazen. 5 saat ders aldı benden. Şeye tamam, bile, görürsün bak alacağım ben Didem'den dans. Al bence de %100 okul aç gerçekten. Yani sadece sanatçılar için değil tabii ki ama bence bu oryantal işi hani sadece böyle çıkıp dans etmek değil. Hem kilo gerçekten vermek hem estetik vücudu da güzel. Şey. Vücudu yani güzelleştiriyor dans çok etmek. Çok iyi güzelleştiriyor, şekillendiriyor ve zayıflatıyor kesin net. Net o zaman yani. Arkadaşlar. Sen hiç kilolu oldun mu hayatın boyunca? Oldum ama dans ara verdiğimde oldu uzun öyle süre mi? Dans etmediğimde sonra oldu. Dans edince tekrar dans edince tekrar zaten gidiyorum. Zaten şu deminki hızlandığın hareketi Seren Serengil 10 dakika yapsa 2 kiloyu aldı. 2 kiloyu anında verir. Neyse benim kilomdan ben çok memnunum. Ben tamam de mı? Memnunum. 55 kiloyum gayet iyiyim. Ben sadece bence çok fit duruyorsun. Sinir oldum ondan sinir oluyorum ben. Madonna'nın sen doğum gününe katılmıştın değil mi? Evet. Bayılmıştı sana. O görüntüler var mıdır bizde? Yani orada acayip bir ilgi evet olmuştu ve bir tek sen davet edilmiştin zaten. Nasıldı o ya gün? Benim haberim yoktu. Ben Şangay'daydım o zaman. Bana menajerim Haluk Şentürk telefonu açtı. Böyle birkaç tane hatta video göndermişler ama dünyadan göndermişler. Fakat beğenmemiş. En son beni beğenmiş. Seni be. Sen ona da dans söyledin. 56. doğum günü falandı galiba evet, değil mi? Evet. Ona da dans öğrettin değil mi? Seren Seren gibi daha kötü, Madonna mı daha kötü? Ya sen kendine bak Allah aşkına. Hayatım yani Madonna ile keşke beni kıyaslasalar. Yani Madonna da abi, kötü bu bence. Ya Madonna ama yani dansa günde 6 saatini ayıran bir kadın yani. Ha, Seren Seren gibi daha ama kötü oryantal anladık. Başka hayır şey. Dansa alakalı... Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki bilmiyorum aynen. Allah Allah. Çünkü doğru hiç dinlemiyor. O kadar yabancı ki. Annem de oynamaz. Babam da oynamaz. Etrafımda oynayan arkadaşım yok yani. Allah Allah. Ver şunu. Hep telefonumda şey... Peki Madonna nasıldı? Madonna daha iyiydi. Öyle mi? İyiydi. Yani senin bu hareketlerden bir kısmını yapabildi mi? Tabii tabii. Vallahi. Yani masaya çıktım. Hayır. Masasına dans ettim. Hayır sahneye sen ettin çıkardım de Madonna onu yapabildi sahneye mi senin çıkardım figürleri? Sahneye yani... Birebir aynısını tabii ki de ona yani yabancı olan bir müzik olduğu için ama yapmaya çalıştı. Bence de gayet başarılıydı.
aslında dünyaya açılmamız lazım. Yani çünkü gerçekten yani sen gerçekten çok başarılısın. Hani bir şekilde bir bağlantı olsa da hani dışarılarda falan bir şeyler yapabiliyorsun. Şu pop starları görüyorum da senin gibi dans etmeleri falan mümkün değil yani. Yani bazen peki de şarkı bir... falan söylemek gibi bir şeyin yok mu? Asena çünkü bir ara albüm bir şey yaptı, ama şarkı yaptı falan. Ama çok kötüydü, keşke yapmasaydı Asena. Evet. O şey senin var mı mesela öyle bir şeyin? Yani aslında bir ara böyle bir niyetlendim. Sonra o kadar çok şarkı söyleyen olduğu bir piyasaya girmekten korktum açıkçası. Çünkü dansımı çok seviyorum. Yani dans etmeyi seviyorum. Sesin nasıl, iyi mi? Güzel olduğunu söylüyorlar ama ben çok... O zaman yapsana. Ya Nez gibi mesela, ben hani böyle şarkı söyleyerek oynamak değil de Nez'in tarzını biliyor musun? Evet evet. Nez, Erol Köse çıkartmıştı onu o zaman ve Nez inanılmaz başarılıydı. Sonra bıraktı gitti ama onun gibi daha batıya dönük bir şey ama arada da dans ediyor. Yani Shakira falan sizden daha mı iyi dans ediyor? Asla yani. Yani tabii ki de hayır ama. Ama yok, Shakira'yı da en son klibinde. Bir şey söyleyeyim, Shakira'nın aynı figürleri var. Doğru. Yani yok, aynı değil. Shakira biraz daha kendine. Hayır, kendine hep figürleri aynı ama yani farklı farklı şeyler çok fazla yapmıyor kadın yani. Senden daha ben iyi. Ben beğenmiyorum ama Shakira'nın oryantal yaptığı tarzını. Çok son klipte iyiydi ya. Ama bir de onun yaşı var artık. Yani efendim söyle. Cengiz'e 23 yaşından sonra yaşı var diyor herkes. 17 olmak gerekiyor. Cengiz'e 17-25 yaşı, ondan sonra öyle demek istiyor Cengiz. Olur mu canım öyle şey? Öyle demek istiyor yani. Ondan sonra kadınlar çöp geldi. Dideme hiç öyle bir şey demiyorum. Ben kadınların 35'ten sonra daha da güzelleştiklerini ve olgunlaştıklarını ve gerçek yaşlarını bulduklarını düşünüyorum. Bence bir kadın... Ben biraz daha oraya uzağım ama... 35'e sen uzaksın. Evet. Tamam. Hayır ama şey, Nedor Şakira'dan bahsediyor ki onun için dedi. Hani daha yaşlı. Bir şey söyleyeceğim size. Bir kadın gittikçe bence tipini, şeyini buluyor biliyor musun? Mesela eski resimlere bakıyorsun, eski resimlerle diyorsun. Ay, evet, ne kadar iğrençmişim falan diyorsun. Evet. Gitgide insan kendini buluyor bence. Kesinlikle. Evet Cengiz Bey. Peki Sibel Can'la aranın kötü olduğu söylendi. Bülent Ersoy'la aranın kötü olduğu söylendi. Sonra gerçi Sibel Can'la ilgili açıklama yaptım ve bakıyor da beraber gidip sonra tweetler de atıp bunun kastettiğinin Sibel Can olmadığını söyledim. Çünkü Didem dedi ki geçmişinde de dansözlük yapan bazı solistler artık kadrosunda dansöz istemiyor, oryantal istemiyor diye bir açıklama da bulundu. Yani evet, öyle bir açıklama yaptım. Hangi kadroda? Çünkü bana da yanlış aksedildi. Çünkü bayramda olan işim iptal oldu. O işte, Sibel Can mıydı o? Bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Öyle. Sen biraz kıskanıldın galiba. Sen çok zor kabul gördün biliyor musun? Yani çok güzeldin, çok iyi dans ettin, birdenbire parladın. Yani seninle rakibin olmayan oryantaller dışında şarkıcılar da kıskandı seni. İşte ekmeğimle oynadılar falan dediğin. Yani benim... Sibel Can'ı söylemiyorum ama genelde ama bir kıskanıldım. Bana çok da destek olanlar oldu. Mesela Demet Akalın, Hadise... Onlar nerede destek oldular mesela? Ne yaptılar? Yani hayır, bazı şey yani işlerde mesela gittikleri işlerin hani benim olabilmem için, hani benim de bir şeyler yapabilmem için sağ olsunlar, onlar da çok destek oldu. Ki başta benim zaten menajerim çok destek. Haluk zaten Haluk menajeri oldu mu zaten herkes 365 gün çalışıyor bu Haluk'la. Evet. Peki bir şey sana söyleyeceğim. Şimdi televizyona çıkmanız yasaklandı. Yani kostümle en azından dans ediyor olmanız yasaklandı. Ve sizin için tabii ki önünüz kesilmiş oldu. İşler de azaldı. Peki nasıl yaşıyorsun? Yani nasıl o geçimini sağlıyorsun? Eskisi gibi değilse her şey. Geçimimi zaten biliyorsun televizyon programlarından hani öyle bir geçim. Hayır, daha çok ekstra sağlayacak. Geliyordu ya televizyona çıktıkça. Evet, daha çok sanki ekstra geliyordu ama şimdi sosyal medya, YouTube diye bir kanallar var. Yani Allah'a çok şükür sosyal medya yüzünden işler yapabiliyoruz. Ve düğünlere falan gidiyor musun? Evet. Yani düğün olsun, özel günler vesaire. Peki böyle bu oteller moteller mesela, bu Kıbrıs'taki oteller falan eskisi gibi oryantal çıkartıyor musun hani o solist öncesi falan? Yani. Arada. Arada. Bazen. Peki şimdi bak Didem'in sana bir görüntüsünü göstereceğim. Tamam. Çok şaşıracaksın Bülent Ersoy'la. Bülent Ersoy sahneye mi çıktı? Yok. Paylaştığı bir fotoğrafmış. Tamam. Yanlış bir bilgi geldi. Yanlış. Yanlış bir bilgi geldi. Bülent Hanım'la da benim aram kötü değil ya. Gayet iyi aram. Öyle mi? Onunla ilgili ekmeğinle oynadı falan gibi bir iddialarım vardı.
Bülent Hanım'ı biliyorsunuzdur. Yani biraz hani çabuk parlar ama bir o kadar da çabuk. Evet, sakinleşir çabuk. Evet. Yani öyle aram kötü değil. Geçen kuaförde karşılaşmıştık zaten. Aha. Güzel. Mesela şey yazmışlar hep, Asena'nın tabii ki senin de hayranların var. Asena'nın da çok hayranı var. Asena'nın figürlerini yapıyor aynı diyor. Yani birkaç kişi yazmış, o yüzden söylüyorum. Hepsi diyor Asena'nın figürleri ve mimikleri diyor. Ben hiç katılmıyorum. Ben de en başta öyle zannetmiştim. Hatta demiştim ki Asena'yı da çok sevdiğim için yıllarda beraber çalıştık çok. Bir ön yargım vardı, sinir olmuştum. Hani Asena'ya üzülmüştüm yani. Senin de ilk çıkışın bu mide hareketlerini yapıyorsunuz ya ikiniz de. Demin aynı Asena gibi dans ediyor demiştim ben de. Fakat sonradan senin her türlü, her şekilde figürleri yapabildiğini görünce dedim ki bu kız acayip bir kız. O zaman demiştim. Fakat bazıları kabul etmiyor. Hala Asena'yı taklit ediyor. Olabilir. Ben. Saygı duyuyorum. Yani, dansı bilmeyenler ile mücadele etme şansımız yok. O yorumunu yapalım. Peki. Şu Cem Yılmaz haberine bakalım. Cem Yılmaz Arif ve 216 film için düğmeye bastı. Onun haberini izleyelim ve VT'den sonra da sana bu konuyla ilgili güzel bir haber söyleyeceğim. Allah Allah. Aynen. Yeşilçamcı'da söylüyordun ya. Tamam, peki. Lan bıdık, senin o kafandaki devamlı büyüyor mu lan? Ben bilmiyorum. Ne veriyorlarsa onu giyiyorum. Bak bakayım, bu. Mavi donum var. Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Bu. Cem Yılmaz, Arif ve 216 filmi için düğmeye bastı. Cem Yılmaz, 2004 yılında çektiği 4 milyon gişe yapan Gora filmiyle 2008'de hayata geçirdiği 3 milyon 700 bin seyirci toplayan Arok filmlerinin devamı için kolları sıvadı. Karga, vuracaksanız beni vurun. Kimsin sen? Ben seni tanımıyorum. Beni vur o zaman. Dur kızım, dur. Beni vur. At hadi, atsana. Yeme olmaz, beni vur. Beyler bir dakika, bir şey konuşuyoruz ya. Sinirlendim biraz. Ne oldu? Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Ünlü komedyen yeni filminin adını kendisinin canlandırdığı Arif ve yakın dostu olan Ozan Güven'in oynadığı 216 karakterlerinden yola çıkarak Arif ve 216 koydu. Cem Yılmaz yine ağırlıklı olarak Zafer Algöz ve Özkan Uğur'dan oluşan kemik kadrosuna rol vereceği filminin teaserını geçen hafta sonu çekti. Cem Yılmaz'ın yazar abi Can Yılmaz'la Mayıs ayında Beyaz Perde'ye aktaracağı yeni filminin sloganına "İyi insanlar sadece filmlerde mi olur?" yazması dikkat çekti. Ünlü komedyenin 9 yıl aradan sonra yeniden Arif karakterine bürüneceği filmde ayrıca Yeşilçam'ın uslu oyuncularından Ediz Hun da rol alacak. Filmin bir diğer sürprizi de Filiz Akın olacak. Eğer karşılıklı anlaşılırsa Yeşilçam'ın sarışın yıldızı Filiz Akın da filmin kadrosunda yer alacak. Eski aşkına geri döndü. Öte yandan Cem Yılmaz'ın Ebru Şallı'dan ayrıldıktan sonra yeniden eski sevgilisi Özge Sabuncu'ya döndüğü ortaya çıktı. Özge Sabuncu, Arif ve 216 filminin teaser çekimlerinden Zafer Algöz'le beraber fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a kırmızı kalp emojisi göndererek aşkını ilan etti. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar. Neymiş senin evet. Söyleyeceğin sürpriz? VTR'nin içinde geçti işte. Filiz Akın'a da rol teklif etti. Edison'dan sonra Cem Yılmaz. Evet, ben her zaman söylüyordum masada, diyordum ki Türk filmlerinin bu unutulmaz kahramanlarını ısrarla görmek istiyoruz diyorduk. Yani dizilerde ve filmde hep yeni tiyatro sanatçıları, no name isimler. Ben Filiz Akın'ı görmek, ben Hülya Koçit'i görmek istiyorum. Ne güzel Cem Yılmaz böyle bir adım atmış gerçekten. İkna edebilirlerse süper olur. Evet, Edison'u ikna etti zaten. Bakalım Filiz Akın'ı da ikna etti. Ben Edison'a aşıktım ya. Edison'a evet ya. Edison'da öyle bir hava var ki. Ne kadar yakışıklı, hala yakışıklı ya, bence. Ben yakından gördüm. Ben yani. Karizma yerinde. Hayır, bu her yaşta kadına aşık olabileceği bir adam. Yaşı yok yani. Nasıl bazı kadının yaşı yok, onun da yok yani. Öyle bir adam, aurası var. Hatta Cem Yılmaz oynamasın, Filiz Akın'la Edison oynasın direkt. Arif ve 216. Arif ve Arif Azade. Çok seviyorum ben Cem Yılmaz'ın filmlerini. Ben de çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Evet.
Hem oyunculuğunu hem yaptığı ben işleri ve... Ben Cem Yılmaz'ın stand-up'ını seviyorum. Evet. Filmde de güzel, iyi işler yapıyor. Peki Cem Yılmaz'ın işte paylaştığı bu tweetten sonra Gora ve Arok filmlerinden unutulmaz replikler hangisiydi diye bir tweet attı Cem Yılmaz. Evet, neler geldi? Evet. Teşekkürler dedi. Ne oldu Cengiz? Hayır, okumaya çalışıyorum. Hayır, sen okuyana kadar program bitecek yani. O gözlükler de yetmiyor sana. Allah Hayır, Allah. Yani ufacık ekran, uzak ekranda bir şey okutmaya çalışıyor bana. Tamam, evet. Evet, çok güzel. O şeyleri söylemiş işte. Amerika Başkanı'ndan herkesi devreye sokuyor. Şimdi onu yakınlaştırdınız ya arkadaşlar. Onu Cengiz görebiliyor. Bunu ben yine göremiyorum. Benimkisi daha yakına geldi. Peki. Evet. Tamam. Tweetleri paylaşmış işte. Teşekkürler demiş. Hadi bir tane Arif 216 ile unutulmayan repliklerle ilgili esprileri. Peki, o zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Başarın devam. Babanın için acil şifalar diliyorum. Amin. Çok sağ olun. Sağ ol. Teşekkürler. Yine görüşmek üzere. Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Nadide Sultan. Evet. Evet, ben Nadide Sultan dedim ki şimdi böyle hani bir ara çünkü abiye falan mı geliyor? Göğüsler, göğüsler falan böyle acayip. Bir baktım o da 34 beden olup gelmiş buraya. Acayip. Evet, çok güzel vallahi olmuşsun ama ben çok beğendim ya. Ya teşekkür ederim. Biraz giyindiğim şeyle de ilgili biraz kilo da verdim ama aslında bakarsan demin Seren'e onu söylüyordum. En kilolu olduğum kilo benim 60 kilo 400 gram diyetisyene koştum. Ama ekranda çok duruyordu. Şimdi kaç kilosun? Şu anda 54-55 aynı kilodayız şu anda. 6 kilo falan. Bir ayağa kalksan görsün seyircisi. Ama sen benden daha zayıf duruyorsun. Seyirci bir görsün bak ne yok, kadar zayıf. Yok yok çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Ben sana söyleyeyim. Bak. Sen şimdi 54 kilo musun bakayım. Vallahi acayip zayıflamışsın ya. Aferin aferin. Yani. Daha mı az duruyorum? Tebrik ederim. Yok iyi duruyor. Tam 54-55 kilo evet, işte. Evet. Aynı kilodayız. Evet ben çok bilendim. Bir dakika merhaba dedikten sonra çok kolları sıvıyım. Sen bu kızdan ne istiyorsun? Yani, bak, sen herkes... kadınlardan ne istiyorsun? Sen duygusal insanlardan ne istiyorsun diye. Evet beni paralamaya geldin. Bir şey söyleyeceğim. Bana diyor, reklam arası diyor ki Nadide. Sen diyor sakın diyor akrepleri diyor ona göre diyor değerlendirme diyor. Sakın Cengiz'e göre diyor. Benim abim akrep burcu mesela. Gerçekten akrepler ilişkilerinde akrep erkekleri zor oluyor. Bak buna kesinlikle katılıyorum ama abim yani... Çok duygusal bir, yani alaka yok. Hiç. Çok yani, duygusal adamdır. Yani böyle yani. Bu beni farklı lanse ediyor seyirciye. Nasıl farklı lanse ediyor? Sen kadın duygusal bir şey konuşamıyor bile. Hayır. Ağlıyor hayatım. Bak bir şey duygusal bir şey konuşmaya başlıyorum. Hemen başlıyor ağlamaya. Ya ne atıyorsun ya? Arada tabii çok üzüldüğüm bir şey varsa gözüm doluyor. Şimdi Ferdi Tayfur'la kızı dans etmiş. Evet. Ona insanın gözü doluyor. Verin bak o şarkıyı hemen ağlamaya başlıyorsun. Ay yapma Allah ya. Ne alakası var ya? Bir şey söyleyeceğim Seren. Yani sen sezon sonuna kadar iç ağrısından gitmezsen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ya check-up'a gideceğim. Çünkü şöyle bir şey sana söyleyeyim. Şimdi ben ayrılan olunca... Tabii ki benim içimde eski programdan kalma bir şey var. O ayrılanı bir şekilde nasıl barıştırabilirim? Mesela birileri ayrılmış. Şimdi kadın haklıysa ve üzülüyorsa hemen ona övecek bir şeyler söylüyorum ki adam seyrediyorsa ona dönsün diye. Tamam mı? Kendince. Bir şey söyleyeceğim. Ben onu çok iyi anlıyorum ya. İnanın benim de taktiklerim odur yani. Evet. Tabii yani, çünkü iyi kalpli bir kadın. Yani. Ne yapsın? Kalbi güzel. Ve bazen atıyorum, bir şey söylüyorum, atıyorum mesela kızla diyorum böyle böyle herkes. Bu da diyor ki, yo öyle bir şey yok diyor. Ama sen iyi gösterdin. Çok belli oluyor mu o yayında ya. İzleyici gerçekten alıyor onu. Ben her sabah kahvaltı ederken sizi izliyorum. Gerçekten aynen izliyorum. Güzel, çok teşekkürler. Samimiyetiniz gerçi Deniz'deyken de çok güzeldi. Evet, seni öyle. Sevmediğimden değil. Deniz'deyken de çok evet, güzeldi. Deniz'i de ayrı severim. Senle de ayrı güzel. Gerçekten çok samimi bir kere. Bir kere her şeyden önce adaletli. O çok önemli bir şey. Bizim adaletli bir duruş bu var. O da belki de senin gazeteci olmamanla ilgili olan aynen bir şey. Aynen. Çünkü belki gazeteci olup bir kuruma bağlı olsan
bazen kayırman gereken insanlar olabilir. Bir de hayır şöyle bir şey var. Gazetede çalışıyor olmuş olsam gazetede Hı-hı. çıkan yalan haberi burada yalan diyemez. Diyemez. Ama bakarım. Şimdi cahat diye söylüyorum. Onu yapmışsınız diyor, bunu yapmışsınız diyor. Diğer gazeteler çıkan yanlış haberleri bile bana mal ediyor. Ay, ne hayatını sen yazıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak Serkan Uçar sabahleyin neler söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Ben de ikili okuma bir şey söylemek istiyorum. Şöyle. Resmen bir kere... Kadıncağız nafaka alamadığı için soyadını veriyorum dedi. Adam soyadını çekiyor demedi ki, burada yanıltmaya çalışıyor insanları. Bir kere birçok Türk kadınının, ayrılan Türk kadınının ülkemizde yaşadığı bir şey olduğu için ben çok sinirleniyorum bu tarz tavırlara. Sen onu, o kadın onu babasının evinden getirmedi. Tabii. O kadın sen ondan ayrılmış olabilirsin ama çocuğundan ayrılmadın. Tabii ki. Onun nafakasını vermek zorundasın. Hele ki çok varlıklıysan ister kadını sev. İster iffetli Kesinlikle. Bul, isterse Kesinlikle. Dünyanın en kötü kadını olsun, sen çocuğuna o parayı vereceksin. Vermezsen Allah Kesinlikle. Da diyor ki, Allah katında da insan katında da olmayacak bir şey. Şimdi demin Cengiz reklam arası aradı. Ben bu kadar çok terslenince içi rahat etmedi. Çünkü aradı. Dedi ki hani ne oluyor? Serkan Bey de diyor ki ben kesinlikle ödüyorum da dedi değil mi? Nafakalarımı evet, ödüyorum. Ben asla da soyadımı geri, benim ne annem ne babam böyle bir şey. Zaten ben yapsam müsaade etmezler dedi. Şimdi bir yerde bir şey yalan söyleniyor veyahut da yalan haber oluyor. Şimdi ben dediğin gibi bir yer bu gazetede çalışmış olsaydım bu haberi şimdi burada yalanlayamazdım. Çünkü gazeteden kovulurdum. O Aynen. yüzden de ben doğruyu söylemek zorunda kalıyorum yani. Ben de söyledim. Aynen. Serkan haberiyle ilgili mesela hani bu haberle ilgili adamı eleştirdik. Sonra Serkan'dan da işin doğrusunu öğrendik. Gazete ya manipüle edilmiş ya da gerçekten hatalı bir haber yapmış yani. Fark evet ama Serkan Uçar'ın... Ama dediğin doğru. En azından birimizin gazeteci olup birimizin de böyle Aynen. romantik dünyada yaşıyor olması çok Bak güzel. Bak ya. Romantik, romantik, romantik değil. Ben gerçekleri söylüyorum. Bu bir şey gerçek. Söyleyeceğim. Bir duygusallık nakli falan icat edilmiş olabilir mi? Mesela bu adama evet, iki üçlerinde yaptırsak. Yalnız şöyle tabii bir gelişme... Çok. Çok. Çok iyi anlıyorum onu o yüzden. Ama duygusallık demek aptallık demek değil. Estağfurullah hiçbir şey demedim. Veyahut da hayır şöyle bir şey. Yani duygusal olmak demek aptal aşık olmak da demek değil. Değil. Mesela gözü kapalı aşık olmak demek de değil. Bile bile duygularını emirmek yani, demek. Ama şöyle bir şey var. Yani nerede rest çekeceğini, nerede kalacağını, mesafeni koyacağını iradeli de olabiliyorsun. Ben mesela çok duygusal olabilirim ama çok iradeliyim. İstediğim şey olana kadar tek başına kendimi cezalandırırım. Gene olmadan olmaz yani. Çünkü koç burcusun. Koç burcuyum. Yani ben de akrep burcuyum. Öyle diye kalacak evet, ama. Akrep, annem de akrep. Kadını çok iyiydi de erkeği yani. Erkeği Hakan dediğim gibi peki. buraya doğru şey yapma. Hakan ne burcu peki? Terazi. Terazi bak. Hakan terazi evet. ve şey hem çok adaletli bir adam, çok merhametli bir adam, çok iyi bir adam. Çok önemli bir yönetmen olmasının dışında çok saygı duyuyorum. O ayrı bir şey ama çok... düzgün bir adam. Bir adamın bence en önemli vasfı merhametli ve vicdanlı ve nankör olmaması gerekiyor bir erkeğin. Evet. Ya ben kesinlikle katılıyorum. Ha? Merhamet, vicdan, nankör. Merhamet ve vicdan aynı zaten. Yani, zaten. Yani merhametli olacaksın ve nankör olmayacaksın. Bir erkek evet. yani nankör olduğun anda işin falan her şeyin tepe taklak gider yani. Öyle Aynen. sana söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Hayatındaki Kesinlikle. Kadına nankörlük ettiğin anda böyle birdenbire zannedersin ki her şey yoluna gidiyor. Allah bir cezalandırıverir. Evet. Gerçekten bu evet, oluyor. Evet, biliyorsun ama bu çok doğru. Hayır hayır doğru. Hayır ben senin bu şeylerini seyirci o yüzden seviyor seni biliyorsun. Böyle şey gibi konuşuyor ya. İşte aynen böyle herkesin kafasındaki şeyi söylüyor. Samimi yani. Evet Kapıca, herkes. Çünkü aklın evet. yolu bir. Ben diyorum ya işte Allah ben sabahları seyrettiğimde benim söylemek istediğim şeyleri Tabii. söylüyorsun. Cengiz'e çok hoşuma gidiyor. İçimin yağları eriyor. Yani. Peki sizin 2 yıl oldu Hakan değil mi? 2 yıl falan oldu evleneli Hakan evet. Yonat'la. Nasıl gidiyor? Çok Şeren'in şükür, çok güzel. Ama ben çok güzel. Sor, sor. Evet, beni şaşırtıyor. Yeter ki sor da konuşalım bak, da. Aşk sorular soruyor, bak kaçırma. Gelişmeler var onda canım, dans ediyor falan bir şeyler yapıyor. ben görmedim onu, dans mı etti? Reklam Hayır, şurada ediyor. Şeyden, ha, tamam. en azından oraya kadar dans getirdi beni. Tamam. Evet, nasıl gidiyor? Çok şükür, çok güzel, çok keyifli. Biz Hakan'la yaklaşık 97 yılından beri tanışıyoruz. Klip çekimi mi? Ne? Nereden? Klip çekimini bahane etti benle tanışmak için. Ta 97 yılında ama çok komikti. Aslında Nasıl oldu? Hani romantik bir çift değiliz biz ama hikayemiz çok romantik. 97 yılında ben ilk çıktığım zaman o beni gazetede görüyor ve benle tanışmak için bir şey uyduruyor. Sponsor var klip çekeceğim diye.
Ben de onunla buluşacağım kafede asistanımla beraber oturuyorum. Arkam dönüktü, bu bir girdi içeri. Ben aman Allah'ım, Hakan'ım Yonat'ım bu muymuş dedim. Fakat o zaman hiçbir şey olmadı. Sonra benim klibimi çekti. Yine bir şeyler vardı. Allah'ım. Yine olmadı. İki sene sonra yine olmadı. Aa, bir tam de yani. 7 yıl sonra, 7 yıl mı bekledin? Hayır. 10 sene görmedik birbirimizi. 10 sene sonra o beni... Çok enteresan bir hikaye bu. Evet, ve beni internetten buldu. Neyse, ümidimi kesmeyeyim ben olmayan şeyler için. Yani 10 sene de sonra olabiliyor, olacak olan şey. Kesinlikle, kısmetse geliyor. Niye ama o kadar istedim... peki yakınlaştınız, uzaklaştınız, mesafe girdi aralara? Valla o mesleğinin başındaydı. Ben mesleğimin başındaydım. Ben 20 yaşındaydım. O 27-28 yaşındaydı. Biz o zaman beraber olsaydık bir ay herhalde olabilirdik. Bir evlilik falan olamazdı. O da ben de bunu kaldıramazdık diye düşünüyorum. Çünkü doğru zaman işte bu zamanmış. Tabii çok yani. Gençtik. Çok çılgın zamanlarımızdı. Ben çok... daha atarlı bir kızdım. Daha değil mi? Evet. Senin atarlı olduğunu biliyoruz ya. Bu atarlı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz beraber turneye gittik, tamam mı? Nadide. Ben anlatayım mı? Anlat. Kim var kadroda? Başka? Hakan Altun da vardı. Evet, çok kalabalıktı. Kalabalıktık. Kadromuz. Elif Karlı vardı, Emirkan vardı. Neyse, anlat. Epey şimdi bak, bir turne anlaşması yapıyoruz. Dediler ki böyle bir kadro var, 8-10 kişilik. Turnenin solisti de işte Serena'nın ve siz olacaksınız. Sırayla bir o çıkacak solist olarak, bir siz çıkacaksınız. Ama tabii ki bana böyle bir şey söylenmedi. Fakat Seren'in bundan haberi olmadığını ben yıllar sonra anladım. Şimdi ilk konser, tamam, ilk konserden patladık biz tabii. Hayır ama patlamak değil. Şimdi bir şöyle bir şey var. Nadide popçu. Güzel bir olaymış bu ya. Tamam mı? Nadide popçu ve o zaman da hakikaten kasırga. Nadide popçu diye. Niye demeyeyim? Nadide popçu der misin? Nadide popçu, Nadide popçu ederim. Diye. Hayır, çok teşekkür ederim. Duyuyor musunuz sevgili müzik kanalları? Hayır, çünkü doğru, yayınlamıyorlar değil mi? Evet, arabesk şeyine yayınlamıyorlar değil mi? O onlar çok ayrı bir şey. Biliyorum, benim de kavgam bu. Vebal. Yani, ama o yüzden Allah büyük. Aynen, Allah vebal büyük, alıyorlar. Eskisi kadar seyredilmiyorlar o yüzden de. Şimdi evet, neyse. Aynen. Şimdi lafımızı şu, da çaktık, devam edelim. Çaktık, devam ediyoruz. Şimdi Nadide tabii ki popçu olduğu için burada isim büyüklüğü ve isim küçüklüğüne ilgili değil. Ona bakarsan İbrahim Tatlıses de Gazino'da benden önce çıkıyordu. Daha hı-hı, küçük bir isim olduğu için mi? Değil. Ama bunun popçu daha önce Türk Halk Müziği solisti en son çıkar. Şimdi Nadide solist değil ama o zaman ne senin bir şarkın vardı? Olay Her Yerde. Konyalı mı? Konyalım da vardı, bir tane daha vardı. Bu kasırga gibi hakikaten. O yüzden ondan de Nadide önce patlayan bir şarkım bir şey vardı. Daha var. Neyse. Tabii benim böyle, ben de son çıkacağım diye. Ha, benim bestem Tutuldum vardı. Ha, Slow damar evet, bir şarkı. Şimdi buna da demişler, yani Nadide'ye demişler ki işte Nadide sahnede bu arada. Bu arada ben senin de, menajerin miydi İzzet? İzzet hala menajerim, hiç iş bağlamıyor hala merak etme. Hala zaten hiç bağlamıyor. Zaten ortalığı karıştıran o, bana gelip diyor ki yahu diyorum Seren... Bir kere hani az solist olması gereken bir kadın. İkimizi aynı şeye koyarsanız ben bir, o bir olmaz yani. Onun en son çıkma. Hayır Nadide Hanım, bir gece siz solist çıkacaksınız bir gece dedim. Bu işte bir şey var ama İzzet, ben de çok çünkü kabul ettirene kadar, İzzet kabul ettirene kadar atar yalan tutar. Yalan kıyamet. Tamam mı İzzet Bey? Neyse, şimdi bunu bana gıcık olmuş. Ben statta bu konserlerim şey, yani bu arada ben statta bekliyorum diyor ki bana İzzet. Seren Hanım geldi, gelecek. Nadide Hanım birazdan Seren Hanım geldi, hayır, gelecek. Sen şey beni anlatacağım. Karıştırıyor. Bir baktım bu gecenin hatırına çalıyor statta. Nadide çıkmış sahneye. Ben ya benim taklidimi yapıyor. Nasıl ya? Ben şimdi arabada giderken benim şarkım çalıyor dedim. Kim söylüyor benim şarkımı diyorum, tamam mı? Bir baktım çıkmış. Ben tabii yakaladım Nadide benim taklidimi yapar. Ay Allah'ım. Bana da diyorlar ki bu arada benim tarafımda gelişen olaylar diyorlar ki. Ay çok komik. Seren diyorlar stadın kapısında bekliyor, sen sahneye çık diye. Eskiden gazino kapılarında yaparmış solist kadınlar birbirine. Sen çık diye bekliyor. Aslında geldi bana, ondan sonra ortalığı işte o İzzet falan karıştırıyor. Benim menajerim falan. İzzet Bey sen az değilsin valla. Sonra peki kavga etmediniz. İzzet Bey dedik en son. Nadide Hanım ne olur bir kerelik siz çıkın dedi. Siz çıkın ne olur, büyüklük sizde kalsın falan diye. Tamam çıkıyorum bak, ben İzzet dedim. Bak İzzet Bey'e baksa, İzzet Bey ben ya sana göstereceğim. Elinde bardağı böyle geldi.
Ben tamam dedim, çıktım ama nasıl sinirliyim. Dedim ki Seren Hanım gelemedi ama onun yerine şarkısını ben söylüyorum. Evet. Bu gecenin altı. Taklidini de yaparak. Evet ya. Peki sana bir şey söyleyeyim. Hakan Altun stresten bütün yüzü stresten sivilce doldu mu? Tabii. Çok komik. Solist, gerçekten. Yok, solist, asolist kavgası yapmadık yani. Yok, hiç kavga etmedik. Öyle bir kavga falan, öyle bir tarzı. Bundan dolayı küsmediniz peki? Küstük canım. Ya bayağı bir, aynen bayağı bir süre konuşmadık. Benim taklidimi yapıyor orada, nasıl sinir oldu? Amerika'mı da bekletiyor ama. Yapsana bir daha. Abi baktı bir de hareketlerimi de yapıyor böyle. Tabii tabii tabii. Bayağı olay oldu o zaman magazinlerde. Bayağı biz şey yaptık. Böyle yapıyorum içeriden ben. Ama ben Seren'i daha önce... İnsin. Ben şarkımı söylüyorum. Tabii bu arada ben turneyi bıraktım zannediyorum ama kovulmuşum. Ha, ondan sonra tabii. Evet. Hayır, ben bıraktım o gece. Ama zaten kovulmuşum. Tabii ama çünkü acayip dalga geçiyordum ben. Tabii canım. Bayağı bir kavgalıymışsınız. Olayı değiştikçe bakalım yeniden. Ama sen demiyor musun zaman geçtikçe unutursunuz diye? Evet. Unuttuk biz de zaman geçtikçe. Bak nasıl unutuyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi Seren? Hayatım, eğer ki ben seni daha öncesinde tanısaydım ve yemin ediyorum seni bu program sayesinde tanıdım ben. Eğer seni tanısaydım yani senin herhalde en yakın arkadaşım arkadaş olurduk çünkü hakikaten bundan çok iyi kalpli bir kızsın ya, canımsın, maşallah. Çok teşekkür Allah ederim. Tatlı. Dediğin doğru, biliyor musun? Değil onları yapmak yani. belki yapabilirdim. Ama dediğin doğru. Bu Seren'in şeyi ne de o iyi kalpli iyi yanları falan. Ha. Bu programda çok öne çıktı. Şimdi ya tabii yanında kötü gerçekten birisi oturunca bir otomatikman iyiliğin çıkıyor. Şaka yapıyorum tabii ki. Ama yani koç burcu olmasıyla ilgili ben de akrebim. Bak mesela akrepte de koçta da aynı şey. Duygusallık da irade ve güçlü karakterde ikisi de bir arada olur. Benim çok yakın arkadaşım koç. Ben çok severim. Güçlü kadını çok severim. Bir de deli kadın çok severim. Deli kadınları çok severim. Etrafım böyle deli kadın. Ben hep enerji doluyum. Bak ben sabah 5'te uyanıyorum. Gece bazen sabaha kadar oturuyorum. Burada müziğimi de açarım. Onu da yani daha bir gün benden bir sorun, bir stres böyle huva yap. Yani benim hayatım kendim eğlenmeyi seviyorum çünkü. Aynı ben en kötü de anında bile yani. Ben de öyleyim. Evet sen de burada haberlere giremedi ya şimdi hasta oldum. Tamam hadi oku. Dur okusun haberleri. Yok şey söyleyeceğim sana. Çekildim. Nedir onun adı, yok yok. Yeni klip var mı? Ne yapıyorsun? Müzik çalışıyoruz ama hadi birazdan sorayım onu. Tamam. Bunlar sıkıcı işler. Sıkıcı. Ha, dur. Onları da sor. Dedikodu yapalım. Hadi ne var yeni? Yok dün Zuhal Topal'ın şeyi bizdeydi. Hanife ile Muhammed bizdeydi. Evet. Seyredim. Muhammed de bana talip. Vallahi tabii, çok üzgün çocuk olur ya bence. Evet işte belki gördüm, böyle bir şey de olacak bilemiyorsun. Olmaz olmaz değil mi? Olur mu? Hayır bulduklarım daha mı iyiydi daha önce? Ya seni Allah zaten Allah. Sana bırakmamak lazım. Aynen. O hiçbir şey belli olmaz yani hayatta. Bir bak kendin söyledin bulduklarım daha mı iyiydi önce diye. E doğru. Yani. Ama kendi hep olmaz, söylüyor olmaz zaten. Hep söylüyor. Bir kere gerçekten ben büyüklerin bazen lafını dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Senin bazen öyle bir şeyin oluyor. Kulak tıkama durumun oluyor. Benim kriter, bak evlilik programında herkesin kriteri var. Benim son kriterim yok. Benim kriter yok. O yüzden böyle oldu. Neyse şu kriterleri görelim arkadaşlar. Gerçekten bakın. Doğru eğer mu? Instagram'da falan görüyorsunuz değil mi? Instagram'da falan görüyoruz. Evlilik programları ile ilgili kötü bir şey yazıyorlar. Benim fotoğrafım. Ben programların yapımcısı değilim. Sunucusu değilim. Ben adayım sadece. Ben evlenmeye geldim. Ama siz her seferinde insanlar o kadar çok üstüme geliyor ki. Gerçekten beni birebir tanıyıp da benden nefret eden insan tanımıyorum. Yani bu kadar insan üstüne gelinmez ki. Muhammed seninle ilgili bir günden bir güne ne yazdılar şahsına direkt? Ya da başka adaylara. Bakın ben hiç duracağım diye böyle o kadar çok kendimi sıkıyorum ki. Dur. Haklısın çünkü sen bunun hani bu programların sembolü olmuş gibisin. O yüzden bütün eleştirilerde... Aa bakın. Yani bu beyefendinin aslında yazar değil de herhalde bir çok Diyanet İşleri'nde bir işi olması lazımmış herhalde o konu. Yani Diyanet İşleri'nde çalışması lazımmış. Çünkü bir genç kızın başörtüsünü ele alıp işte Müslümanlığını, insanlığını, işte başındaki örtüyü yargılamak ne benim ne başkasının ne de hiç kimsenin. Bu kendisiyle Allah arasında olan bir şey. Aynen. Yaptığı bir şey varsa... Açık bir bayanın
Müslüman olmadığını iddia edemeyeceğimiz gibi kapalı bir beyan içinde sen şunlardan sorumlusun, sen bunlardan sorumlusun. Hayır, ben sadece kendimden sorumluyum. Ben ne bir başkasından sorumluyum, ne Ahmet'ten ne Mahmut'tan. Ben sadece kendimden sorumluyum. Seninle bir bütünüz artık ikimiz. Göklere uzanmış ışıl ışıl sevgimiz. İçi içine sığmayan mutlu çocuklar gibi. Ciddi anlamda elektriği yüksek bir hanımefendi. İyi olacak ya inşallah. Anna sana geçmişini unutturacak mı Selçuk? Çok eğlenceli bir kişilik, çok iyi kalpli bir insan. Büyük ihtimalle olacak yani, unutturacak. İleride ne olur ne biter bilemem. Gene bir şey diyemiyorum ama ya kimse, herkes farklı anlıyor bu durumu. İleride ben onu ne da olur ne biter bilmiyor musun? Efendim? İlişkinle alakalı mı ileride ne olur ne biter bilmiyorum dedin? O zaman herkes elini tutma. Elini tutma derken yürüyemiyordu. Topukları vardı ayağında, sorabilirsin de. Ay yalnız iyi niyetli kıyım. Çok evet. Yardımsever kız. Çok hanife, ben çok. Ben gayet de iyi yürüyordum Serkan. Bunu isteyerek tuttuğunu da düşünüyorum. Niye burada şimdi? Niye burada derken? Böyle konuşuyorsun ki. Tamam ben tutmadım, ne biliyorum ki? Modellik yapan bir insanım. 10 santimle topuklu ayakkabı giyip podyumda yürüyorum ben. Farkındayım da. Şimdi şuna geleceğim. Hani bence şuna şimdi geleceğim. Kıvırma burada. Hayır şuna geleceğim şimdi. Sen niye buraya laf attın yine Hanife? Şu an normal gayet iyi giden bir şeyi niye karabulutlara döndürmeye çalışıyorsun? Maşallah, iyi mi gidiyor? Teşekkür ederim Hanife. Tamam. Gerçekten hiç üzülmedim biliyor musun sonrasında da. Yani bazen bazı şeylerden son dakikada kurtuluyormuşuz gibi hissediyorum. Bence öyle oldu. Haklısın. Çünkü, haklısın bazen. Hani diyorsun ya son dakikada kurtuluyoruz. İşte biz ondan kurtulmuyoruz. Belki de Allah böyle olmasını istiyor. İşte ben de onu diyorum. Sen ne anladın? Ben de aynısını diyorum. Bak, ne oldu şimdi? Kıskandın mı sen? Hayır vallahi tuttum. Kıskandım. Evet, hayır, vallahi kıskandım. Ama sen demin öyle demiyorsun. Hafta sonu da beraberdik. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Biz de hafta sonu arkadaşlarımla birlikte eğleniyorduk yani. Ne olmuş? Ne güzel. Değil mi arkadaşlarım? Muhammed, Ali değil mi? Ne güzel. Çok eğlendik vallahi. Eğlenebilirsin. Ne yapayım bunu? Bana niye söylüyorsun şu anda bunu? Ben çözemiyorum yani şu anda. İyi giden bir şey niye atlıyorsun? Ya hayır, iyi giden niye? Ne ya? Senin daha dün bir bugün iki ne iyisi ya? Sen 3 tamam, hafta ben sonra yoluma, ona da dersin. Ben yoluma, ben yoluma hayır, bakmak zorundayım. Hayır 3 hafta sonra ona da dersin bana söylediklerini. Ne derim? Neresi iyi gidiyor? Ne derim? İyi gidiyor. Daha kötü cuma, gidiyor? Cumartesi, hayır, pazar ya. 3 gün oldu yani ne? Ne, ne oldu, kıskandın mı? Hayır Allah'ım ne kıskandın mı? Oluyor ki direkt. Sen beni kıskandığın hani bu seni için ne mi? İlgilendiriyor sen yani? Sen beni kıskandığın için mi öyle davranıyordun ki? Beni kıskandığın için mi böyle davranıyordun? Yo, ben seni niye kıskanayım ki hani o zaman? Şu anda her şey bitti farkındaysan. Tamam, o zaman ben niye seni kıskanayım? Niye konuşuyorsun sen sadece şu anda? Sadece söylediğin şeyler çok mantıksız. Ve yok, konuşan kişi şu anda eski sevgilim. Olduğunu düşünmüyorum ben senin. İlişkide senin tutarsız olduğunu düşünüyorum. Tamam, arkadaş bazı, olarak seninle bazı kararlara ben sağlıklı veremiyorum, haklısın. Hayır, arkadaşken seninle mükemmel anlaşırken ben senin kişinin karakterine asla laf söyleyemem. Çünkü senin ailen düzgün bir aile, seni de o şekilde yetiştirmiş. Ama ilişkide tutarsız olduğunu düşünüyorum. Bir saygı seviyorumlar, bir sevmiyorumlar. Bir istiyorumlar, bir istemiyorumlar. Bir geller, bir gitler. Allah bir aşkına şey ya kaç herkes, kere gördün Hanife ya? Bir sen ne oldu? Kaç kere gördün ya? Herkes bir Hanife değil, katlanmaz yani canım. O herkes bana. Dediğim ben mi oluyorum? Herkes. Neden sen insanları tanımadan böyle herkes ama diyorsun? Diyorum ki herkes. Belki senden daha yani iyi katlanabilecek senden, olan insanlar senden var. Senden önce, senden sonra. Hanife belki sen törpüleyemedin Serkan'ı. İnşallah törpülersin. Seni törpüledikten sonra görelim. Ben nasıl kendim törpülüyorsam o da kendisini tamam. Törpüleyecek. Sen törpüledikten sonra görelim. Tamam. Törpüle de gel o zaman. Tamam. Ya sen ne kadar çok beni seviyormuşsun ki almışsın kızı benimle kumpir yediğin yere götürmüşsün. Ya vallahi ben de kumpir onunla waffle ama benim de şu an çok açım sabahtan beri. Olsun geçer. Törpüler o seni merak etme. Ya ben çözemedim. Vallahi bak sinirden gülüyorum. Bak gerçekten sinirden gülüyorum. Ya Hanife istediğin olmayacak be. Ne istiyorum? Şu an istediğin olmayacak. Ne istiyorum? Hani arayı bozmaya çalışıyorsun ya şu an istediğin olmayacak. Bir şey söyleyeyim denk sana geldi, tarih oraya, vereyim ben. Oraya denk sana geldi oraya götürdüm. Vereyim. Ben de sana söyledim. Söylemedin mi? Rahatsız oldun mu bu durumdan? Hayır, olmadı. Söyledin? Olmadı. Ne söyledin? Neyi? Ha oraya ya gittim. Ya biz daha önceden buraya gelmiştik seninle oraya dedim. Gitmiş olabilir, tamam. Seninle eskiden güzel bir şeyler yaşamış da olabilir. Ama bunlar eskide kaldı. İsterim ki inşallah olsun. Bak inşallah sen... Ben zaten Serkan hayalindeki tip sensin. Senin gibi birisi. Çok da yakıştınız. Serkan böyle maşallah manken gibi, sen manken gibi. Birbirinize çok yakıştınız.
zaten benimle olmazmış. Ama ben bu zamanda göremedim. Bunu da aşktan, sevgiden, kıskançlıktan söylemiyorum. Ben olacak olanı söylüyorum sadece. Ama inşallah da olur yani. Yaşayalım, görelim o zaman. Mesela ben gitmezdim yani. Bugün alıp da birisini Çeşme'ye götürmem mesela. Hanife, niye oturuyorsun o zaman burada ya? Hayır, aynı yere götürmem. İlk bir Eteren'de yani, onu demek istiyorum. Anlatabildim mi? Niye oturuyorsun? Sen niye orası oturuyorsun? Orası denk geldi. Ben orası senden denk önce geldi, buradayım. Anlatabiliyor orası, muyum? Tamam, benden senden önce buradasın. Senden önce buradayım ben. Benden önce buradasın. Demek ki ben oturuyorum. Sen sonra geldin oturuyorsun. Tamam, ben sonradan geldim. Ama sana geldim. Olmadı. Bana bundan, geldin de sonra bir yolu şey söyleyeceğim. Kaybettin vallahi. Bundan anla rahatsız olmuyor. Sana ne oluyor ya? Hanife sabah programda demiş ki ben Serkan'a aşık değilim falan değilim filan değilim. Serkan'ı seviyorum diye ağlayan, zırlayan sendin. İkincisi, Serkan, kızlara diyoruz ya biz duyguları çok çabuk değişiyor. Demek ki erkeklerin de duyguları çok çabuk değişiyormuş. Hanife'ye anne unutturduysa anneyi unutturacak da bir hani hanımefendi gelecektir ayrıldığın zaman. Şey söyleyeyim, o zaman da aynı neye göre, neye göre, kime göre söyledin? Sana göre söylüyorum. Hayır hayır, neye göre, kime göre söylüyorsun bunu? Sana ben unutturdu diye bir cümle mi kurdum burada bir tane? Niye unutturdu çıktın o zaman kardeşim? Kardeşim, kız rahatsız oldu, içini rahatlatmak için çıkardım dışarıya. O zaman kardeşim, ben rahatsız olanın sarılığını elinden tutup götürelim. Nereden biliyorsun? Ben unutturabilir dedim. Unutturdu mu dedim? Unutturmadı mı yani? Bu bir açık açık söyleme mi? Hanife'yi unutmadın mı yani? Ne? Ayşe tükürsense kalkıyor, tükürsem. Hanife'yi unutmadın anlamına geliyor Serkan. Ne dediğini unutmadı derken, duyuyor mu? Kardeşim, sonradan ne olacağını kimse bilemiyor, anladın mı? Unutturdu demeyeceksin burada. Anladın sen mı? Anladın. Bir orada Hanife'yi şey yapıp ekarte edip burada da beni edemezsin yani. Ben bak kardeşim, kimseye ekarte etmiyorum. Ben doğru etmeye çalışıyorsun, unutturdu diyorsun ya. Ben bu ilişkinin cumaya kadar söylüyorum bak. Cumaya kadar devamı gelmeyecek. Daha bilemem. 24 saat geçmedi mi kardeşim ya? Tamam yani. 24 saat geçmeden kızı elinden tutup götürmek ne demek ya? Niye? Bunu bir düşün ya. Neyden aynı rahatsız hareketi, oluyorsunuz kardeşim? Bir kız sana yapsa ne olur? Sen bir neyin kızla altta? Uzun süreli bir ya ilişki kardeşim, yaşıyorsun. Şimdi burada bu kız rahatsız olmuyor. Size ne oluyor? Ben ya, onu çözemiyorum. Bana unutturdu diye bir şey dünya yok, yok anladın mı? Bak unutturdu bak, diye bir dünya yok burada. Sen olan yanlış konuşuyorsun. Sen yanlış. Seninle aramız ne kadar iyi biliyorsun değil mi? Anla bak seninle aramız ne kadar iyi. Aramız ne kadar iyi oldu değil. Ya bak ben susmam ama Birkan. Dedin ki Anla sana unutturdu Hanife'yi madem. Anla'yı da bir gün başka bir kız gelir, o da senin Anla'yı unutturur. Sözümün arkasındayım. Demiştin değil mi? Ve Cuma'ya kadar bu ilişkinin devam etmeyeceğini evet, söylemiştin. Evet, söylüyorum. Bunu neye dayanarak söylediğini sorabilir miyim? Çok mu iyi tanıyorsun? Tecrübe diyelim, hayat tecrübesi. Hayat tecrübeleri herkesin vardır. Ama yani Serkan'ı ne kadar tanıyorsun? Annesi Serkan'ı herkesten iyi tanıyor, babası herkesten iyi tanıyor. O zaman Serkan'ın annesi ve babası desin. Desin ki oğlum bak sen bu kızla yapamazsın. Bak ben Serkan'ın annesi babası değilim ama ben burada objektif, tarafsız, bakıp da yorum yapan bir insanım ve Serkan'ın yakın bir arkadaşıyım. Tamam, yorum yaptın. Ben zaten yorum yapmana asla hani bir şey demiyorum. Ama ben olası sadece neye dayanarak konuşuyorum. Söylediğini soruyorum. Olası ihtimal bak konuşuyorum. Şimdi, ya Zuhan Hanım gel de sinirlenme. Sen sana değil, Hanife'ye. Ya bak hani kapatıyorum diyor. Daha bitti diyor, konuşmayacağım diyor, yanındakine soruyor. Sor bakayım diyor, annesi ne demiş diyor. Şenlu Hanım diye dürtüyor, sor diyor, annesi ne demiş diyor. Bir şey sorayım, yani ben evet, Allah Muhammed aşkına bir dur ya. Ama bugün son, tamam son kez bunu soracağım. Annesi ne dedi, seninle konuştu mu? Ona niye hayır, soruyorsun? Hayır, annesiyle daha konuşmadım. Ona niye soruyorsun, ben sadece hani Birkan burada Serkan için hani dedi ya, Cuma gününe kadar yok işte bu ilişki sürmeyecek, arkasından başka birisi gelecek falan. Sen niye merak ediyorsun ben de diyorum ki, Birkan annesinin ne düşündüğünü? Zuhal Topal'da evet, olanlar bunlardı dün. Hanife yine. Hanife yine diye, Hanife ile alakalı bir durum değil. Burada Serkan yine diye diyeceğiz. Çünkü niye yayınlıyoruz? Sinir oluyorum arkadaşlar. O yüzden yayınlıyoruz. Çünkü. Sinir bak. Hayır, şimdi o Serkan Hanife'ye geldi. O yani Hanife'nin hayatında Serkan diye birisi yoktu. Serkan da evlilik programında yoktu zaten. Hanife'ye geldi aşık diye. Ondan sonra tamam hadi anlaşamıyorlar falan filan, o da olabilir. Ama daha 24 saat geçmeden ayrılık olmadan şu kızla... Anla. Şu evet, kız deme ona. Anla mı onun adı? Al, hemen adını öğrenmişsin. Her şeyin adını unutuyorsun. Kızın adını öğrenmişsin iki dakika. Anla da. Neyse Anla'yla. Ah bu erkekler. Anla'yı hemen adını aklına tuttu. Dün Hanife ile konuştuğum için biliyorum ya. Şimdi yoksa şöyle. Benim de ağrıma gitti biliyor musun? Ya bir erkek bu kadar başkasını seviyor ve ilişkiden gider gitmez nasıl bir başkasının eline tutabilir ve o samimiyette olabilir? Bana böyle şeyler gıcık kapıyorum. Aslında benim konum bu. Yani Hanife'den yola çıkarak erkeklerin bir ilişkiden
ne kadar kolay gidebildiklerini, hemen bir başkayla ne kadar kolay tutabildiklerini ve bu erkekler için bizim ne kadar fedakarlıklar yaptığımızı, emekler sarf ettiğimizi düşündükçe, Hanife'nin de aynı şekilde, tamam Hanife'nin orada bir fedakarlık yaptığı yok belki ama sonuçta bir sevgi var, bir süreç var, birbirlerine söyledikleriyle, o zaman hepsi yalandı bunların. Sanırım onun hayal kırıklığı ve siniri de ondan zaten. Yani kız hep gülüyor zaten. Hani ve bak hani ve üzgün bir ağlıyor zaten bir gülüyor. Yani çok küçük çünkü. 96 evet. doğumlu. 97 evet. demiyorum. 96 ha, neyse, doğumlu. Öğrendim bak. Evet. Yani kız 8 defa düzeltti çünkü. Ya 21 yaşında bir de özellikle ben bu konu açılmışken o gazeteci büyüğüme biraz merhamet diyorum. 20-21 yaşındaki çocuklarla ilgili böyle kalem oynatmak da biraz vicdan ister. Yani evet, şimdi ben 20 yaşında olmuş. Çıktım, sen 17-18 evet. yaşında çıktın. 17. Ben de çocuk yaşta hakkımda o kadar kötü şeyler yazdı ki bu kurt magazinciler zamanında. Ya, ya. O ekolden geliyor maalesef. O biraz evrilmiş. Evet. O ama iki üç tane dönemi... kurt gazeteci vardı ki. Evet. Ben şöyle bir haberimi okudum ya. Bak ben konservatuvar mezunu bir insan olarak bunu söyler miyim? Bak şimdi bu abi yazıyor, başka bir abi. Müziğim değil fiziğim. Bir tane de resmimi bulmuş koymuş oraya. Onu yayınlamak için... altına 20 yaşındayım ya ben. Ben böyle bir şey der miyim? Müziğin yani değil, onun için değil. Yani ama o zaman konservatuvar gerçekten... mezunu bir insan böyle bir şey der mi? Hayır zaten ama başlıklar yazıyor, okutuyor ya. Yani aynen. Onlar hep hala yapılıyor. Ama merak etme de. Ama dediği dönem gerçekten hani magazin kurtlar, daha hoyrat, kurtlar, hoyrat çok. Oldu. Hoyrattı şimdi de hiç olmayan haberler yapılmıyor mu? Bir şey diyeceğim. Demet ya, ne kadar... diyordu Cengiz için? Kim? Nasır kalpli. Aslında iyi kalpli ama nasıl? Yok iyi adam, iyi adam. Ben de tanıdıkça evet. seviyorum Cengiz'i. Evet. Ama şöyle ne de olsa ya, gazeteci olduğu için hani... Evet. Biraz paranoyadık olmak zorunda. Evet, hiçbir dediğime için. İnanmaz mesela. Hep şüpheyle bakıyor. Yani ya, her dediğim evet. doğru mu değil mi? Ben onun aynen. partneriyim mesela. Aynen. Öyle mi böyle çünkü şüpheci? Çünkü saklıyor benden her şeyi Nadide. Mesleki deformasyon buna deniyor. Adam hayatına paranoya olarak devam ediyor. Acaba böyle mi? Acaba o doğruyu söylüyor. Ay çok zor sizin işinizde. Hayır, evet. şimdi her şeyi evet. söyleyemezsin. Tabii. Ya gazetede söyle, başlık atar yani. Söylesene diyorum şeyi. Mesela bir şey var diye söylemiyor. Hadi diyorum bana tamam bana yaptılar biliyor musun? Sakın söyleme. Ben birine bir şey anlattım. Yine o 90'lı yılların sonunda. Bir magazin dergisi vardı o zaman. Çok meşhur. Oranın kapağında ve söylediklerimi yalan yanlış anlamış. Beni içerken dinlettiği için. ya işte aman. Evet. Hayatım kötü ya. Şey yapılıyordu ki. Gerçekten kötü magazin evet. yapılıyordu. Ama evet. şimdi evet. Çok daha kaliteli. Ama peki o zaman 90'lara gittiysek 92'den bir görüntülü şarkı. Getiriyorum ekrana. Bak 92 Hülya Avşar programında Müziki Cemiyeti yılları. Şeyde uzaktayım. Bak yaklaştım. Sen alttaki kaşlara bakasın. Mevzu oldu. Aynen. Benim de öyleydi. Kaşlar. evet. Şimdi 92 yıl değil mi bu Nadide? Evet. Evet. Alttaki kaşlara bakıyorsun sen ama üstte... Bakamıyorum hatta Allah kahretsin. Evet. Hülya Avşar şova katılmıştı o tarihte. Yanımda da ata vardı galiba bu programda. Öyle mi? Ay ne güzelmişsin be. Ay burada çok tatlısın. Evet baksana ya. Bebek küçük oldum 14 yaşındayım. Bak. Mikrofona yaklaşmak üzere. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burnun estetiksiz de güzelmiş ben sana güzeldi söyleyeyim. Güzeldi de ben bir kilo verdim. Bir de o kaşları aldırdım. 49 kiloyken burun çıktı bu kadar. Hmm. Ay bir şey söyleyeyim. Şu halin var ya şarkı söylerken. O aşağıdaki Hülya'nın programına katıldığın halden 1000 kat bir güzel. 1 milyon kat. Aynen öyle. Ya evet. Allah biliyor doğalını yaratıyor. İşte aynen, biz gidiyoruz. Aynen. Şeyler yapıyoruz. Dokunuyorsunuz. Onu değiştiriyorsunuz. Bunu değiştiriyorsunuz. Tipe bak Allah aşkına ya. Bak. Evlat ay, olsa seveyim. O yılları mesela nasıl hatırlıyorsun? İlk hani daha da tabii cesur pozlarım vardı. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl hatırlıyorum biliyor musun? Sanki birisi, çok özür diliyorum, popomdan beni böyle bir tekmeyle magazin camiasının içine attı ve kaçtı. Ve 20 yaşındayım. Hiçbir şeyi bilmiyorum. Başımda babam yok, abim yok. Sadece yeni tanıştığım bir menajerim var. Ne yapacağımı bilmiyorum, ne konuşacağımı bilmiyorum. Magazincilere çok sinirleniyorum, sürekli onlarla kavga ediyorum. Şu an şey bir kız var ya, ufaklık. Alena. Evet, ona yapılan şeyler, ona söylenen şeyler. Ben de onun hani onun olduğu neden kadar yaşadın? Sakin olamıyordum.
Çünkü gururuma dokunuyordu bazı şeyler. Menajerim de derdi ki bana, ya kızım sen takıyorsun, sen taktığın için onlar bunun üzerine gidiyor. Bir de Cengiz diyor ki, mesela Aleyna'nın çok üzerine gidiyor. Bizim için neler yazılıyordu hatırlıyor musun? Of ya. Yani of. Ama onu diyor, o zaman bak hafta, hafta sonu yer yerinden oynadı. O zamanlar çok hoyrat magazincilik vardı. Çok vardı. Kötü şeyler vardı, yazılıyordu yani. Bizim için de çok acayip acayip. Şu anki magazincileri başımızın üstüne koyalım. Ama samimi söylüyorum yani şey olarak kendim için söylemiyorum ama genel olarak magazin daha kaliteli hale geldi. Kaliteli hale geldi. Yani hata olmuyorum, yanlış olmuyorum tabii ki yapıyorum. Oturdu. Ben şuna da bağlıyorum. Şimdi bak. O yıllarda özel televizyonlar çıktı. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes el yordamıyla bir şey buldu ve magazin de birden televizyonlarda magazin olmaya başlayınca evet ben paparazziyim bilmem ne her şeye hakkım var benim evet. falan gibi bir durum oldu. O patlamada işte biz ama... de her sürekli her gün tokat yiyorduk. Çünkü 90'lar televizyoncunun özel televizyoncunun yeni başladığı yıllardı. Ama en güzel magazin de o zaman vardı bence. Ama işte o zaman hani... Kurallar ben öyle yok. Düşünmüyorum. Çok canım yandı. Sen için. Evet en çok şeyi mağdur olanlardan bir tanesi. Şu anda bence sensin. Magazin bitti yani. Ben öyle düşünüyorum. Televizyonda yani, hani şeyde hani gazetelerde falan daha fazla devam ediyor ama televizyonda tabii ki eskisi kadar bence değil. Bence siz harika magazin yapıyorsunuz ve magazin böyle olmalı. Ha yani evet ama çünkü yani. Neden ama işte biz niye yapabiliyoruz? Sohbet de var. Birimiz de bu magazin figürü olduğumuz için evet. Ben onların tarafındayım aslında. Ben kendi bizimkilerin tarafındayım. Aynen. Ama tabii ki eğer şimdi şey de var. Eğer birisi yanlış yapıyorsa yani kadın gitmiş evliyken kocasını aldatıyorsa kusura bakma ben yürürüm. Çünkü ahlaki değerleri o bana aynen, ters. Aynen. Veyahut da arkadaşının sevgilisine baktıysa eyvah yürürüm. Eyvah. Aynen. Yapılacak Seren'in bir şey yok yani. Kırmızı burada. Çizgileri. Bir de bunlar şöyle olmaz. Bir avantajı var. Seren yani bu işin içinde olduğu için kim aslında ne demek istiyor o demeçte onu da çok iyi okuyabiliyor. Kim neleri yapıyor onu da biliyoruz. Aynen bir de onu biliyoruz. Biz yani çok o kadar doğru yani. Şeyler aynen. söylüyor ki. Yani, alt metni okuyabiliyorsunuz. Aynen Seren. Şimdi kim ne kadar böyle şey diyorsa... Böyleyim diyorsa aslında öyle değil. Doğru. Kim öyle değilim diyorsa aslında öyle. O daha kadar iyi, saf, o daha kadar daha temiz. Için. Peki şu oyunculuk meselesi peki? Yani iki diziyle bitecek mi senin oyunculuk kariyerin? Ya bana daha dün teklif geldi. Bana iki güzel. Ayda bir teklif geliyor. Fakat şu bak nereden hangisi bu çifte bela mı? Bu Bodrum hakimi. Bodrum hakim bu. Sorun evet. yok Bekir Efendi. Şu eşyalarımı toplayayım yavaş yavaş. Hakim Hanım. Yarın yola çıkacağım. Başlıyor hakim. Sesi de çok seksi. Yarın yola çıkacağım. Sussuz ilk defa seslendirme yaptım orada. Bodrum hakim. Elindeki evet. kitabı görünce meraklandım da acaba bizim mektebe mi geliyor? Peki çifte bela var mı ona da bakalım. Bu da... Bak bu 49 kilo olduğum zaman işte. Gayet çok güzel. Evet Ayşe Tolga ile oynadın çifte bela. Kaşlara bak yine. Bu daha bir şey değil. Nadide Esra'm böyleydim diyorsun. Aynen böyle atalı yıkı. Atarlı. Atarlı Nadide. Ama excuse'larım var ya hakikaten. Ya şaka yapıyorum ya her hepimizin yani. Var. Olur mu öyle şey? Gayet evet. normal durumlar bunlar. Tabaklara ne oldunuz ama artık. Ver bakayım. Daha etli oynamışsın yani. Evet, evet. Yaşa İlkyardım. Aa bak bak. Peki yapma diyorum diye bir dizisi daha vardı. İlkyardım evet. değil. Durmayın kızıyor. Evet. Eyvah. Şimdi bunlar tabii senin oyunculuk yaptığın evet. yıllar ve evet. sonra neden o kadar uzun ara verdin? Ya aslında son projeyle ilk projenin arasında da 6-7 sene var. Ben bir kere benim şartlarım evet, var. Ali Atay var. Senin yok. Sen beni öldürdün. Bu da ilk aslında Ali Atay'ın kara mizahı. Evet öyle o bir şey, Leyla ile Mecnun'un ilk öncesi. Ay. Çok iyi oyuncu. Evet. Bak burada ne rol kesiyorum. Bak şimdi çok. Bir abartıyorsun. İyi de ama müşteri falan. Aşkınızı bana olsa ben. Ya. Olur. Yine olur. Dalgınsın sen ama. Neye bozuldun? O celepten elite mi bozuldu? Bak bak. Buna değil de. O kadar davet ettik. Gelmedi. Kim? Şey işte. Evet. Ha, peki yeni teklif geldi diyorsun. Yani o iki ay önce de geldi. Şimdi bak abim sen oyuncu ve benim abim öyle böyle... Bu arada Abdülhamit de başlıyor o da TRT1'de. Öyle böyle bir oyuncu değildir. Şimdi, kimdi bilmeyenler için abi? İsmen bilmezler de yüz olarak ha. Ali Nuri Türkoğlu. Tamam.
hayatımda gerçekten objektif biriyim. Ben çok da böyle keserim. Burada yapamamışsın abi bile derim. Ama şimdi öyle bir abin olunca, eşin de yönetmen olunca her gelen projeyi, şimdi ben abime gösteriyorum. Abim zaten kendisi zor proje kabul eden biri. Ben seni olsam oynarım. Ama ben işte kriterlerim var hayatımda. Kriter. komedi istiyorum. Komedi süper yaparsın sen komedi. Ya benim bütün oynadığım bak şu proje Bodrum Hakimi hariç. Bu Ayşe Tolga'yı oynadığınız tam işte sitcom tarzı. Evet. Çünkü ben eğlenmeliyim. Yaptığım işte eğlenmeliyim. Ben de annem Neba Çeyre oynarsa o zaman kabul ederim. Vay bizim kriterlerimiz var. Ya. Annem size... Neba Çeyre oynarsa. Annen de ne güzel kadındır. Çok teşekkürler. Hani zengin, kuvvetli bir kadın olacak ve onunla hiç anlaşamıyordum. Hiç rol yapmama gerek kalmayacak. Anladın mı? Kendini oynayacak. Öyle bir şey olur. Evet. Ay, çok ama iyi. Senin de burada rol yapmana gerek kalmamış. Bak tam atarlı yılların onlar. Aynen öyle. Magazincilerle kavga öyle. Ediyorsun, onu bunu yıkıyorsun. Aynen öyle işte. Sonra... Kendimi oynuyorum. Mesela bu dizi abime gelen bir projeydi. He. Bu dizi aslında Ebru Şallı ve şeye yapılıyor. O zaman kankiydiler ya. Demet Şener. Demet Şener'e yapılıyor. Hı-hı. Fakat olmuyor onlar. Alt kadro belli. Ondan sonra da evleniyorlar. Tabii. Sonra Ayşe Tolga okeyleniyor. Abim falan okeyleniyor. Sonra öteki kızı arıyorlar. Abim okumalar sırasında diyor ki ya Nadide var diyor. Ne alaka be Nadide diyorlar. Benim kardeşim mi diyor. Hani nereden geldi aklına falan. Bilmezler bize onunla hiç abi şöyle kardeş. Abimiz olmadı ki bizi dizilere soksun. Ya evet vallahi abimi torpil olmadan ama dizilere gidemiyorum. Abi bulsanız arkadaşlar hemen. Abi lütfen abi, torpil aynen. Koyar mısın bana? Ya bir şey söyleyeyim. Ya ben şey aklınızı alsın. Cengiz Nadide bir şarkı söyleyecek herhalde. Koskoca Nadide Sultan geldi yani bir şarkı söyleyecek herhalde. Bak, ben şarkı... bu gecenin hatırınayı söyleyeyim. Evet abisiyle işte evet. Evet. Abin de yakışıklı çocukmuş. Abim sarışın bu arada. Evet. Ailedeki herkes sarışın. Bir tek ben esmerim. Aynen öyle. Evet. Karabahtım şarkı, kör talihim. Şarkı söyleyeyim. Hızlı bir şarkı söyleyelim mi? Söyleyeyim. Tamam. Konyalı'mı söylemeyelim ama. Lütfen söylemeyelim. Ama söyleyebiliriz de çünkü herkes çok seviyor. Ben sana söyleyeyim. Şey, onun için söylemiyorum. Hani son çıkan şarkımı söyleyeyim açısından kalbim ama. Sahibim. Ya ben keşke gitarla gelseydim. Burada fıkır fıkır yapardım. O zaman bir kap gelse. Gitarı getirin. Zaten siz şey yapana kadar süre bitti arkadaşlar. Bitti. Kaç dakikamız var? O kaç zaman söyleyelim. İki dakika varmış. Konyalı mı o zaman? Konyalı mı bitirelim? Hayır. Neyle bitirelim? Bunlar bulana kadar bitecek. Bitti değil mi vakit? Cengiz'e yaradı gene. Oh gene bana yaradı. Valla bana Deniz Bey çok kızacak. Patron Avrupa Müzik Deniz Bey özür diliyorum. Yine şarkımı yetiştiremedim. Peki kalbim sahibi şarkın Nisan 2016. O zaman bahsedeyim şarkıdan. Bari ondan bahsedeyim. Bak klibi dönüyoruz senin için bak. Döndük. Bak. Beyim çekti. Hakan Yonat çekti değil mi? Evet. Sözleri nasıl bunun Nadide? Şimdi onu da hatırlamazsın. Hatırlıyorum da istersen şöyle bir minik. Biraz kısalım çok az. Evet. Söyleyeceğim şarkıyı. Evet. Mırıldanır. Girse şarkı söyleyeceğim üstüne. Evet. İşte ancak introdayız onu hızlandıramıyorum. Hiç böyle olmamıştım. Ruh ikizimi buldum sanmıştım. Tanrım affet ne olur. O sesi alabilir misiniz? Evet, anlatamadım. Allah Allah. Savaştım. Kızacak şimdi ha. Al diyor sesi masayı ama. Masayı devireceğim. Bir daha söylesen baştan söyle. Hiç böyle olmamıştım. Ruh ikizimi buldum sanmıştım. Tanrım affet ne olur, kendimle çok savaştım. Oo. Diren nereye kadar? Devam edeyim mi? Hayır, etme. Teşekkür ediyoruz. Şundan da çok güzel şarkı. Gerçekten süremiz bitti. Hakikaten ben öldüreceğim ama. Anladın mı? Böyle yani. Anladın bu ne mı? Ya? Çünkü buna bir daha bir merhaba dediğin anda şarkıya girmemiz lazım. Sonra süre bitti diyeyim. Hakikaten süre bitti. Deniz Bey benim yapalım? Suçum yok. Görüyorsunuz aynen. Tamamen Cengiz Temerci olduğunu. Ama Nadide Sultan'ı görmek bile bize yetti Deniz'e gerçekten. Cengiz'e selam söylüyorum. Tamam, benden torpilli aynen. Benden torpilli Nadide. Çok reklamlar. Sevgiler, çok eğlendim. Çok teşekkürler. Nadide süpersin gerçekten. Reklam mı girdin? Evet, reklam gidiyoruz. Efendim, telefonunuz bitti mi?
Benim. Özür diliyorum. Evet. Ben, bu defa ben. Ya, ya o ya. Efendim program sonuna geldik. Nadia Sultan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şarkı söylemedik belki ama gerçekten çok eğlendim. Bir daha sefere çok, mutlaka, her zaman mutlaka bekliyoruz. Gitarla bekliyoruz. Tamam evet. Gitarla geleceğim. Vallahi. Sen bile söyleyeceksin. Bak o zaman sözünü ne olur. Sen bir... evet. Tamam, evet. O zaman tamam. Cem'e Rodrigo'nun gitar konçertosunu yapması. Çalsın evet, çalsın o. Tamam. Cem. Evet, tamam ben çalır. Cem. Cengiz. Ben Cem. Tamam. Yarın Yaşar İpek bizle beraber olacak efendim. Tayland'da evet. Cami yaptırmıştı. Onu konuşacağız. Müzik konuşacağız. Yine burada olacağız evet. Yarın sabah. Hoşçakalın.